Merhaba değerli dostum Meskemi Kimya kanalına hoş geldin. Nereye geldik? Organik kimyaya geldik. Hidrokarbonlar kısmını anlatacağım bugün. Neler var? Alkanlar, alkenler, alkinler, aromatik bileşikler ve şöyle genel tekrar yapacağımız bir test olacak. Bunların hepsini bugün çözeceğim. Çok güzel sorular var. Gerçekten çok klas sorular var. Sen de izlediğinde fark edeceksin bunu dostum. Kitabın linkini şuraya bırakıyorum. Almak istersen oraya bakabilirsin. Bu arada şu kanala abone olma işini de bir çözersek çok mutlu olurum. Hadi o zaman hazırsak başlayalım. Alkanlarla ilgili ilk testimizde bakalım nasıl bir soru sorumuz var. Diyor ki alkanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Bakalım şimdi düz zincirli olanların genel formülü CnH 2n artı 2'dir. Evet alkanlar CnH 2n artı 2'dir. Düz zincirliler. Halkalı olanlarsa neydi? CnH 2n'di. Çünkü her bir halka 2 hidrojen düşürüyordu. Bunu da nerede? Karbon kimyasında söylemiştim. O yüzden bu ifade doğrudur. Pi bağı içermedikleri için pi bağı yoksa doymuş hidrokarbon olarak ifade edilir. Yani bu da doğrudur. Apolar çözücülerde çözünürler. Çünkü C ve H'ten oluşan yapılar apolarda o yüzden de alkanlar da C ve oluştuğu için apolardır. O yüzden de apolar çözücülerde çözünür. Bu ifade de doğrudur. Moleküller arasında apolar olduğu için London kuvvetleri vardır. Doğrudur. Yer değiştirme, cracking ve yanma tepkimesi verir ama katılma tepkimesi vermez. Katılma tepkimesi için pi bağı lazımdı. O yüzden bu ifade yanlıştır. Cevap ne oldu? E seçeneği oldu. İkinci soruya bakalım. Diyor ki ABC ile gösterilen molekül ile ilgili neymiş bakalım? Yargılarından hangileri doğrudur? Bazı bölümlerini göstermiş. ABC şeklinde bir molekül var. Bu bir hidrokarbon. Nasıl bir hidrokarbon? Doymuş bir hidrokarbon. Çünkü hiç pi bağı yok. En uzun karbon zincirini şöyle belirlemiş. Bak dostum. Şu şekilde en uzun karbon zincirini belirlemiş. Şuraya bakarsak 1, 2, 3. karbonda C2H5 var. Yani etil bağlı. Şuradan sayarsam 1, 2, 3. karbonda CH3 var. Metil bağlı. Etil, metil. Hangisi alfabetik olarak önce? İki taraftan da 3. karbonda olduğu için o zaman alfabetik olarak gidiyorduk. Etil tarafından başlayacağız. Yani burası 1, burası 2, burası 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye gitti. Şimdi bakalım diyor ki burada ana zincirin dışında kalanlar ki turuncu ile gösterdiğimiz ana zincirdir. Onun dışında kalanlar da nedir? Yan gruptur. Yani A yan gruptur, B de yan gruptur. A yan gruptur doğru. Diyor ki B en uzun karbon zinciridir ve ana zincirin adını alır. Evet B ile gösterilen ana zincirdir. Doğru söylüyor ve 8 karbonludur. Buna göre de oktan ismini vereceğiz. Yani doğru bir ifadedir. Sistematik adlandırmasında C grubu 3. karbon atomuna bağlı olur diyor. E bakıyoruz evet C grubu 3. karbona bağlı. Doğrudur. Cevapta 1, 2, 3 oldu ama burada A seçeneğine koymuş. Dikkat etmen gerekiyor. Üçüncü soruda bana açık formül vermiş bir tane. Bu açık formülü kapatarak gidebilirsin. Birinci karbona 3 tane hidrojen bağlı. CH3, ikincisi CH2, üçüncüsü CH2, dördüncüsü CH2, beşincisi CH3. Böyle yazabilirsin. Buna yarı açık formül diyoruz. Bu doğrudur. Sıkıştırılmış formül ise şudur dostum. Arada CH2'ler var ya. Şu üçünü bir bütün halinde yazabilirsin. Yani ch c CH2 3, c 3 böyle yazılabilir. Sıkıştırılmış formül bu şekildedir. Doğrudur. Kapalı formül nedir bunun? 5 tane karbon var. C5 bu bir alkan olduğuna göre 2N artı 2'den H12 oldu. Yani bu da doğrudur. n bütan olarak adlandırılır diyor. 1, 2, 3, 4 5 karbon var. Pentandır bu. n pentandır. Bütan 4 karbonluydu. Bu yanlış oldu. Cevap o zaman 1, 2, 3 doğru. Yani D seçeneği dostum. Dördüncü sorumuza bakalım. Diyor ki yukarıda verilen hidrokarbon bileşiğinden bir tane hidrojen atomu çıkarıldığında oluşan kararsız yapının yani aykil grubunun adı hangisi olamaz diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Hidrojeni nereden kopardığımıza bağlı olarak değişmektedir bu. Burada çok simetrik bir molekül olduğu için şuradan koparmak veya şuradan koparmak dışındakilerin hepsi aynı olacaktır. Yani şuradan kopardığında buna benzeyecek. Buradan kopardığında da buna benzeyecek. Yani ben şu iki duruma bakacağım. Şöyle bir şey vardır. Burada iki ihtimal var. Birinci ihtimal şöyle CH3, CH, CH3 CH2. Bak ilk İlk grup bu. İkinci grupta şudur. CH3 C CH3 CH3. İkinci grupta bu. Ha bak iki farklı durum. iki farklı alkil grubu yaptık. Bu şöyle adlandırılıyor. 1 2 3 2 metil propil diye de adlandırabilirsin. Ya da ikinci karbona bir tane CH3 bağlandığında ne diyorduk? İzo ismini veriyorduk. Toplamda da 4 karbonlu olduğu için buna izobütil de diyebilirsin. İzobütil ya da 2 metil propil diyebilirsin. Bunlar bazı isimleri. Peki şuna bakalım buradan bağlandığında ne olacak dostum? Burada birinci karbon bu. Ana zincirde ikinci karbondu bu. Şöyle bir ana zincir olmuş olacak. Çünkü açık yerden itibaren sayarsın. O zaman birinci karbona iki tane metil bağlı gibi oluyor. Yani bir bir ne oldu? Etil oldu. Pardon bir bir dimetil etil oldu. Heh, dimetil etil. Özel bir adlandırma bu. Ha, var mı öyle bir şey? Bir bir dimetil etil var. Ha, iki metil propil var. İzobütil var. Peki şuradaki yapıyı şöyle şu şeyleri silip bir daha göstereyim. Bak dostum şurada açık olan yani aktif olan karbon şu değil mi? Evet. E bu karbona 3 tane karbon bağlıysa neydi bu? Tersiyer yapısıydı. Toplam 4 karbon var. Tersiyer bütildir bu. Yani bu ifadede oluyor. Ama izopropil dediği propil 3 karbonlu. Benim bileşiğim 4 karbonlu. Burada izopropil yok. Yani cevap o yüzden E seçeneğidir. 5. sorumuza geldik. Burada bana bir molekül vermiş. Diyor ki sistematik adlandırması ile ilgili olarak nay nay nay. Şöyle bakalım. Önce en uzun karbon zinciri. Şu mudur? Hayır değildir dostum. Nerede biliyor musun? Bak en uzun karbon zinciri şöyledir. Hocam ben şuradaki C3'ten gitseydim. Ya o da olurdu. Fark etmiyor. Bir şey değiştirmiyordu. O zaman ne oldu? Şu bir dallanma oldu. Şu bir dallanma oldu. Şu da bir dallanma oldu. Ana zinciri belirledik. Şuradan sayarsam 1, ikinci karbonda dallanma başlıyor. Buradan sayarsam 1, 2, 3. karbonda dallanma başlıyor. O zaman buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde bir numaralandırma yapmamız gerekiyor. Yani bu bileşiğin ismi 2, 3, 4, trimetil 2, 3, 4 trimetil hegzandır 6 karbonlu olduğu için bu doğru. En uzun ana zincir 6 ka 5 karbonludur diyor. Hayır 6 karbonlu bulduk. Böyle doğruyu söyleyesim geldi. Niyeyse. Diyor ki yan gruplar sadece 2. ve 3. karbondadır. Hayır 2'de var, 3'te var ve 4'te var gördüğün gibi. O yüzden bu ifade yanlıştır. Doğruları mı soruyor? Evet yalnız 3 yani cevabımız C seçeneğidir. 6. soruyu vermiş. Bir yarı açık formül vermiş. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi en uzun karbon zincirini şöyle belirledim dostum. Şuraya gidip de şuradaki CH3'e 1'in Pardon şuna birinci karbon deyip şöyle bir ana zincir yapma. Ha, birinci karbona iki tane CH3 bağlamış. Öyle bir şey olmaz değil mi? Şimdi bu şekilde en uzun zinciri belirledik. Şunlar dallanmaya dönüştü. Şuradan sayarsam 1, 2, 3. karbonda oluyor. Bu taraftan sayarsam 1, 2. karbonda oluyor. Yani burası 1, 2, 3, 4, 5. Ana zincir 5 karbonludur. Ve iki tane de metil bağlı. Nereye bağlı? 2. ve 3. karbona. Şimdi bunları numaralandırdık. Peki bunun adı nedir? Soru da yok ama. Şöyle bir şey yapabilirsin. 2, 3, dimetil, dimetil metil, pentan. Böyle bir adlandırma yapabilirsin dostum. Peki diyor ki yarı açık formülü verildiğine göre ha, yupak adlandırmasında 2 ve 3. karbonlar diyor ki tersiyerdir. yerdir. Şöyle bir şey var dostum. Tersiyer yer olması için o karbona 3 tane karbon bağlı olması gerekiyor. Dostum bak şu ikinci karbon şu mu? Evet. Bu karbona doğrudan şu karbon bağlı. Şu bağlı, şu bağlı. 3 tane karbon bağlı. O zaman şu karbon yani şuradaki tersiyerdir. yerdir. Yazdık. Peki diğerine bak. 3. karbona bak şuna. Buna bu yandaki bağlı. Bu yandaki bağlı. Bir de bu bağlı. E buna da 3 tane bağlıymış. Yani bu karbonda tersiyer karbondur. Hemen yanındakini söyleyeyim. Şu karbon mesela sekonderdir. Çünkü bu taraftaki ve bu taraftaki bağlı. Şu karbon nedir? Sadece bu bağlı olduğu için primerdir. Yani bir karbon atomuna bir tane karbon bağlıysa ya da hiç karbon bağlı değilse primer karbon. 2 tane karbon bağlıysa sekonder karbon. 3 tane bağlıysa tersiyer karbon. 4 tane bağlıysa da biz buna kuaterner karbon diyoruz ki kuaterner çıkmıyor çok fazla. Şimdi o zaman devam ediyorum. Diyor ki tamam 2 ve 3 numaralı ters yerdir. Doğru. Diyor ki primer karbon atomlarından bağlı 12 tane hidrojen atomu bulunur diyor. Bak primer karbon atomu dediği şu köşedeki karbonlardır her zaman. Çünkü buna doğrudan şu karbon bağlı. Primer karbonun bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. E, 4 tane primer karbon var. E, kaç tane hidrojen var toplam onlarda? 12 tane var. Yani bu ifade neymiş? Doğruymuş dostum. Peki diyor ki neo heptanla izomerdir. Bak neo heptan. Heptan kaç karbonlu? 7 karbonlu değil mi? Peki benim bileşimi bak. Pentanda 5 var. 2 tane de metil var. Metiller birer karbondan. 2 de oradan geldi. 7 etti. Yani nedir bunlar? İzomerdir. İstersen göstereyim. Sana neoheptanı yazmak için şöyle çizeyim önce. Neo dediğimizde ikinci karbona 2 iki tane CH3 bağlı oluyor. Al sana bileşiğim dostum. Şu şekilde yazmış olurum. Şuna da baktığında C7 H16'dır. Şuna da bakarsan C7 H16'dır. Yani izomerdirler. Kapalı formülü aynı. isimlendirmeleri farklı. Bu da doğrudur. Cevap ne oldu? E seçeneği oldu dostum. Yedinci sorumuzda diyor ki X, Y, Z hidrokarbonları ile ilgili olarak bilgiler vermiş diyor. Buna göre işte X, Y, Z'nin formülünü soruyor. X bir molekülünde dört tane karbon atomu taşıyan halkalı alkandır. Halkalı alkan CnH2n'dir. E, dört karbonlu olduğuna göre e, ne olacaktır? C4H8 olacaktır. Hemen şöyle işaretledim. Y de diyor ki 0,1 molü yakıldığında 13,2 gram CO2 oluşturan düz zincirli alkandır. Alkan diyorsa CNH 2 n artı 2 düz zincirli olduğu için. Şimdi şöyle bir şey var. Burası 13,2 gram karbondioksit 1 molü 44 olduğu için 0,3 mol demektir. Ha 0,1 molünden 0,3 mol karbondioksit elde ediyorsan demek ki bunun 1 molünde 3 karbon vardır. E ee, eni bulduk 3. O zaman H ne olacaktır? 2 n 2'den 8. C3 H8 olacak. Bu olur. Bu da olur. Devam ediyorum. Z diyor ki tetrametil metan bileşiği ile izomerdir. Tetrametil metan. Şöyle yap. Metan şu değil mi? Bir karbon. Her birine şuralara metil bağlanmış. Tetra metil dediği şudur dostum. E buna bakarsak eğer toplamda 5 karbonlu bir alkan. C5, H12 olmalı. Yani cevabım ne oldu? E seçeneği oldu dostum. 8. sorumuzdayız diyor ki yukarıda verilen bileşiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir şey sormuş. Şimdi bu bileşiklere bakarsak üçü de alifatiktir. Bir de ne var dostum? Birincisi düz zincirli. E i̇kincisi de düz zincirli. Bak tüm karbonları ucuca. Bunun da tüm karbonları ucuca. Hocam bükülmüş. E ne önemli? değil yani şöyle yapmışım sonuçta ucuca geçiyorlar ama üçüncüye bakar mısın burada dallanma var ana zincirin dışında kalıyor yani üçüncüsü dallanmış bir ve iki düz zincirlidir diyor ki birincisi düz zincirli hidrokarbondur doğru üçüncüsü dallanmış zincirli hidro hidrokarbondur bu da doğru birinci ve ikinci bileşikler birbirinin izomeridir hayır aynısıdır İkisi de en pentandır o yüzden gitti çünkü tüm karbon atomları ucuca ekli ama üçüncüye bakar mısın bunun ismi iki metil butan oluyor iki metil butan yukarıdakilerin ismi ise en yani bunlar kapalı formülü aynı isimlendirmeleri farklı olduğu için izomerdir. Yani kimle kim? 1 ile 3 ya da 2 ile 3 zaten 2 ile 1 aynıydı. Bu şekilde olur. Bakalım ne diyor? İkinci ve üçüncü bileşiklerin kapalı formülleri aynıdır. Şuna da bakarsan C5H12'dir. Şuna da bakarsan C5H12'dir. 5 karbonlu. Ne bu? Alkan oldukları için yani doğrudur. Üçüncü bileşiğin adı 2 metil ki yazdım zaten doğrudur. Cevap ne oldu? C seçeneği oldu. 9'da bana ne vermiş? Diyor ki metanın klorla gerçekleşmesi yer değiştirme tepkimesi sonucunda elde edilen bazı bileşikler ve kullanım alanları verilmiştir. Buna göre bileşiklerden hangilerinin kullanım alanları doğru verilmiştir diyor. Metil klorür neydi? Silikon polimer yapımında kullanılıyordu. Evet doğru bir ifadedir. Diklorometan sentetik liflerde sonra fotoğraf filmlerinde kullanılan bir maddedir. Bu da doğrudur. Bilgi olarak geçen kısımlar vardır. Onlara bakmanı tavsiye ederim. Kloroform özellikle anestezi gazı olarak kullanılmaktadır. Anestezi maddesi olarak kullanılmaktadır. Doğrudur. Karbon tetraklorür de iyi bir çözücüdür. Organik çözücüdür. Bundan dolayı da nerede? Kuru temizlemede kullanılmaktadır. O yüzden bu da doğrudur. Yani hepsi doğru oldu. Cevabım da D seçeneğidir. Onun soruda bana bir bilgi vermiş. Diyor ki alkanların ilk 4 üyesi normal neymiş? Standart şartlarda gazmış. Karbon sayısı 5 ile 17 arasında olanlar sıvıymış. 17'den fazla olanlarsa genellikle katı olarak ifade ediliyormuş. Peki hangisi yanlıştır diyor. Fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili. Tepkimeye girme istekleri az olduğundan parafinler olarak adlandırılırlar. Evet alkanlara parafinler diyoruz. Alkenler, olefinler, alkinler asetilenler diye adlandırılıyor dostum. O da koşullarında farklı fiziksel hallerde bulunabilirler. Evet yukarıda söylüyor zaten ilk dördü gaz sonra 5-17 sıvı. 17'den büyük olanlar katıydı. C'de ne diyor? Aynı şartlarda eşit karbon sayılı alkanları, alkanlardan dallanmış olanların kaynama noktası düz zincirli alkanlardan yüksektir. Yanlış dallanma arttıkça molekül küçülür. Molekül küçüldükçe London küçülür. London küçülürse de kaynama noktası küçülür. O yüzden de neydi organik kimyada dallanma arttıkça kaynama noktası düşer diyoruz. Bu ifade yanlış. Diyor ki molekülleri apolar olduğundan hal değişimlerinde London kuvvetleri etkilidir. Evet doğrudur. Başka ne var? Günümüzde daha çok yakıt olarak kullanılan alkanların ana kaynağı fosil yakıtlardır. Fosil yakıtların içerisinde alkanlar bulunmaktadır. Doğru bir ifadedir. Cevabımız ne oldu? C seçeneği oldu dostum. Geldik ikinci testimize. Diyor ki alkanların özelliklerinin doğru ise de yanlış y ile ifade edilmesiyle bir tablo oluşturuluyormuş. E buna göre özelliklerden hangileri yanlış işaretlenmiştir diyor. Alkanlarda sadece tekli bağlar vardır. Yani sigma bağları vardır. Bundan dolayı da pi bağı içermediği için alkanlardaki tüm karbon atomları sp3 birleşmesi yapar. Doğru bir ifadedir. Bunu da doğru yere yazmış. Kapalı formüller aynıdır. Ya tüm alkanların kapalı formülü aynı mı? Birincisi CH4, ikincisi C2H6, üçüncüsü C3H8. Hayır aynı değildir. Bunu şöyle deseydi. Genel formülleri Aynıdır aynıdır ifadesini kullansaydı kısmen kurtarırdı. Yani yanlış bir ifadedir. Onu da doğru yere yazmış zaten. Tamamının yapı izomerleri vardır. Hayır. 1, 2 ve 3 karbonlu alkanın izomeri yoktur. Dördüncüden itibaren başlar. Bu yanlış yerinde olmalıydı. Bu gitti. Homolog sıra oluştururlar. Yani kendisinden bir sonraki ile arasında CH2 kadar fark olması demektir bu. CH4, C2H6, C3H8 yazdığımda bak arada ne var? Bir karbon, iki hidrojen, bir karbon, iki hidrojen fark var ki buna biz işte homolog sıra oluşturma diyoruz. Doğrudur. Alifatik hidrokarbondurlar. Evet doğru bir ifade olması lazım. Yanlışa yazmış. Gitti. Yanlış işaretlenenler neymiş? 3 miş? Yani cevabımız da B seçeneğidir. İkinci sorumuza geldik. Diyor ki aşağıdaki bileşiklerden hangisinin karşısındaki açıklama yanlıştır diyor. Ha bu neymiş? CH3 NH2 heteroatomludur diyor. Ya heteroatomlu daha önce de çıkmıştı. Şöyle söyleyeyim dostum. Onunla ilgili birkaç soru geldi. O yüzden açıklama ihtiyacı hissettim. Heteroatom şu dostum. C ve H dışında atomlar varsa biz buna heteroatomlu organik bileşikler diyoruz. CH dışında ne var? Azot var gördüğün gibi. Heteroatomludur. Doğrudur. Diyor ki C2H6 e bu hidrokarbondur. Çünkü CNH2N2 genel formülüne uyuyor. E bir de zaten sadece karbon ve hidrojenden oluşuyor. Hem alkandır. Alkan olduğu için o da hidrokarbonlardan bir tanesidir. Çünkü yapısında sadece karbon ve hidrojen var. Üçüncüye bakarsak karbon atomları arasında pi bağını görüyor musun? Evet. O zaman doymamış bileşiktir. Doğrudur. Şuraya bakarsak da diyor ki bu bileşik n-bütandır. Al Allah Allah. CH3 var. Arada 3 tane CH2 var. Yani CH2, CH2, CH2. Sonra bir tane CH3 var. E 5 karbonlu bu. N pentan olması gerekiyordu bu. N pentan. Hocam N ne? Normal. Tüm karbonları ucuca geçtiğinde normal pentan ya da N pentan ifadesini kullanabilirsin. Bu ifade yanlış oldu. Şuraya bakarsak da şu karbon atomuna bak şu karbon atomuna doğrudan bir karbon bağlı. Şu karbon atomuna doğrudan bir karbon bağlı. Şu karbon atomuna, karbon şu karbon atomuna iki tane karbon bağlı. Hatta onu farklı renkte göstereyim dostum. Şöyle yapayım. Şu karbon atomuna sağlı sollu iki tane karbon bağlı. Şu karbon atomuna sadece yanındaki karbon bağlı. Bir daha renk değiştiriyorum. Şu karbon atomuna ise 1, 2, 3 karbon bağlı. Yani burada 3 tane primer karbon var. Bir tane sekonder, bir tane de tersiyer karbon var. Bu da doğrudur. Cevap ne oldu? D seçeneği oldu. Üçüncü soruda diyor ki aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi doymuş hidrokarbondur? Doymuş yani pi bağı olmayacak. O zaman bu gitti. Bu gitti. Gitti. Başka? Şu yapı zaten bak şöyle bir şeydi. Burada bir tek bir çift bağ var. Yani bunda da pi bağ var. Bu da gitti. Benim elimde iki tane doymuş var. Yani pi bağı içermeyen. Ama hidrokarbondur diyorsa sadece karbon ve hidrojenden olacak. Burada oksijen olduğu için heteroatomlu bu. Yani cevap ne oldu? C2H6 ile D seçeneği oldu. Geldik dördüncü sorumuza. Diyor ki, YUPAK sistemine göre alkanlar adlandırılırken en uzun karbon zinciri seçilir ve zincir dışında kalanlar yan grup olarak en küçük numara verilecek şekilde numaralandırılır diyor Buna göre bu kurallara göre hangileri yanlış adlandırılmıştır diyor ya da numaralandırılmıştır diye soruyor. Şimdi şuraya bakarsak en uzun karbon zinciri bu değil. Bak aşağı doğru da gitmesi lazım. Burada bir karbon eksik gösterdiği için bu ne oldu? Gitti. Ucuca geçen en uzun karbon zincirini seçmek zorundasın. Şuraya gelirsek bak burada iki karbonlu kısım var. Bu gitmiş bir karbonlu yerden almış. Yani doğrusu şöyle bir sıralama olması gerekiyordu. Ana zincir 6 karbonlu olacaktı. Şu dallanmaya dönüşecekti. Yani bu da yanlış olmuş. Şuraya geldik. Aa bu tamam. Zaten ortadaki halkaya göre numaralandırıyorsun. Ama öncelik eğer birden fazla dallanma varsa farklı yerlerde dallanmanın çok olduğu yerden başlanır. Yani burası birdir. Sonra şuraya küçük numara gelecek şekilde 2 3 4 5 böyle gitmesi gerekiyordu. Yani bu da yanlış. Şuraya bakarsak da en uzun karbon zinciri şöyle gelip düz gitmiyor. Bak burada da var. Görüyor musun? Şöyle gelmesi gerekiyordu. O yüzden bu da yanlış olmuş. Yani hepsi yanlıştır. Cevap da E seçeneğidir. 5 soruda bana 3 tane bileşik vermiş. Bunlarla ilgili olarak hangisi doğrudur diyor. Bir şey söyleyeceğim. Çok ilginç bir durum var. Bu da C5H12. Bu da C5H12. Bu da C5H12. Yani üçü de aynı kapalı formüle sahip. Birincisi pentan. ikincisi 2 iki metil bütan. Nereden çıktı bu? Ana zincir şu. 1, 2, 3, 4 dedim. ikinci karbona metil bağlı olduğu için. 2 metil bütan. Üçüncüsü de ana zincir bu. 2 tane CH3 bağlanmış. Nereye? ikinci karbona. 2,2 dimetil propan diyoruz buna da. Yani kapalı formülleri aynı, isimlendirmeleri farklı ya da açık formülleri farklı. Bunlar birbirinin izomeridir. Var mı öyle bir şey? Söylememiş. Tamam devam edelim. Şöyle bir durum var dostum. Burada eğer ana zincirde sadece ikinci karbona bir tane C3 bağlıysa izo ön ekiyle toplam karbon sayısına bakılır. Pentan denilir. Eğer ikinci karbona iki tane C3 bağlıysa neo ön eki denip toplam karbon sayısı neopentan ifadesi kullanılması gerekir. Şimdi bakalım soruda ne diyor? Birinci bileşiğin aynı ortamdaki kaynama noktası üçüncü bileşiğinkinden daha düşüktür. Yanlış dostum. Şu vardır. Dallanma arttıkça kaynama noktası düşer. Yani bu üçünün kaynama noktasını karşılaştırırsak bir en büyük sonra iki sonra üç olacaktır. Çünkü dallanma sayısı fazlaysa orada kaynama noktası daha düşük olur. Molekül toparlanıyor. London kuvveti azalıyor. Tamam mı dostum? Bu gitti tamam. İkinci bileşiğin sistematik adı izopentandır. Bak izopentan adlarından biridir ama sistematik adı değildir yupak adı değildir. Yupak adı 2-metil bütandır. O yüzden yanlış dostum. Yoksa adlandırma olarak doğru. Birinci ve ikinci bileşik diyor ki birbirinin zincir halka izomeridir. Hayır zincir dallanma izomeridir. Nerede halka burada? Yok. Devam ediyorum. Üçüncü bileşiğin yaygın adı neopentandır. Evet doğru bir ifade. Yaygın adı o. Sistematik adıysa 2-2-dimetil propandı. Bir ve üçüncü bileşikler birbirinin homoloğudur. Yani birbirini takip eder diyor. CH2 kadar fark vardır diyor. Hayır aynısıdır. C5H12 olduğu için. Yani kapalı formülü olarak aynısıdır. Homolog değildir. Homolog olması için birbirini takip etmesi gerekir. Örnek veriyorum. Birincisi C5H12 ise üçüncüsü C6H14 olabilir ya da C4H10 olabilir. Yani CH2 kadar fark olması gerekiyor homolog olması için. Yani bu da yanlış. Biz doğruyu bulduk. Cevabımız D seçeneğidir. Altıda diyor ki aynı koşullarda aşağıdaki bileşiklerden hangisinin kaynama noktası en yüksektir? Şimdi organik bileşiklerde şöyle bir şey vardır. Karbon sayısı arttıkça kaynama noktası artar. Dallanma arttıkça kaynama noktası düşer. O zaman karbon karbon sayısının en fazla olduğunu arayacağız öncelikle. Bu 2 karbonlu, 3 karbonlu, 4 karbonlu, 5 karbonlu, bu da 6 karbonlu. E ama hocam dallanma var ama karbon sayısı fazla. Elektron sayısı fazla olduğunda London büyük oluyordu. O yüzden cevap E seçeneğidir dostum. 7. soruda ne vermiş? İzopentan, n-pentan, neopentan. Yani şuradakileri vermiş dostum. 5. sorudakileri vermiş. Şimdi devam edelim. Diyor ki yukarıdaki organik bileşiklerle ilgili olarak eşit mol yani şöyleydi. Bu da C5H12 idi. Bu da C5H12 idi. Bu da C5H12 idi. Birincisi izopentan 1 2 3 4 ikinci karbona bir tane CH3 bağlıydı. Bu neydi? 1 2 3 4 5'ti. Bu ise 1 2 3 3'tü. İkinciye iki tane CH3 bağlıydı. Bu moleküller böyleydi. Şunları tamamlayalım. Heh, H2, H2 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 H3 Heh, bu şekilde tamam. Bakalım şimdi diyor ki eşit mollerde X, Y, Z'nin yakılması sonucunda açığa çıkan karbondioksitin mol sayıları eşittir. Hepsinde 5 karbon yok mu? Evet o zaman 5 karbondioksit çıkacak. Yani 1 molleri 5 mol karbondioksit çıkarır. Bu eşittir doğru. Mol kütlesi en büyük olan Z'dir. Hayır hepsininki eşittir. Bu yanlış. Aynı koşullarda kaynama noktası en yüksek olan Y'dir. Çünkü düz zincirli. Karbon sayısı aynı ama dallanma yok. O yüzden kaynama noktası en büyük olan Y'dir. Doğrudur. Üçü de birbirinin zincir dallanma izomeridir. Doğru. Ana zincirden dallanmaya dönüşüyor. Birincisinde bir dallanma, üçüncüsünde iki dallanma oluyor. Yani bunlar birbirinin zincir dallanma izomeridir. Doğrudur. Üçünün de tüm karbon atomları sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Evet doğrudur. Çünkü hiç pi bağ yok. Pi bağ olmazsa karbon atomu sp3 hibritleşmesi yapar. Doğrudur. Biz yanlışı bulduk. Cevabımız B seçeneğidir. Sekizinci sorumuza bakalım. Diyor ki bana yukarıda bazı Lego parçaları vermiş. Bunlarla ne oluşturmuş dostum? He alkil oluşturmuş. Bu alkillerin ismini istiyor. Çok orijinal bir soru ya. Bunu şorsunu çekmiştim galiba. Şimdi bak birincisinde şöyle bir CH parçası almış. iki tane de CH3 bağlamış bunlara. Ha şu yapıdan bahsediyor. Bu ne? 3 karbonlu propil. Ortasından bağlıysa biz buna sekonder propil ya da izopropil diyorduk. Yani şunlardan birisi olacak. İzobütil diyor. Yok artık daha neler. Propil diyor. Hayır gitti. İkinciye bakalım. İkinci de bir tane C var. 3 tane CH3 bağlanmış. Şu şekilde 3 tane CH3 bağlanmış. Şuradan bağlanıyor. 4 karbon karbonlu. Bağlanan karbon tersiyer karbon değil mi? Evet. O zaman bu tersiyer bütildir. Şöyle işaretledik. Devam ediyorum. Çıktı ama devam ediyorum. Üçüncüsü üstte şöyle bir şey. Şöyle CH var. Bu tarafına CH3 bağlamış. Bu tarafına ise C2H5 bağlamış. Şöyle duruyor. Aradaki karbondan bağlı. Normalde bu bütildir ama aradaki karbon yani sekonder karbondan bağlı olduğu için sekonder bütil olacaktır. Evet cevabım ne oldu? C seçeneği oldu. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Diyor ki bir hidrokarbon bileşiğinin bir 1 molünün yeterli miktarda oksijen ile yanmasıyla oluşan karbondioksit ve suyun mol sayıları arasındaki ilişki şekildeki grafikte gösterilmiştir. Buna göre organik bileşikle ilgili olarak şöyle bakarsak eğer burada 3 mol karbondioksit oluşuyor mu? Ha çok güzel. 1 mol yakılınca 3 mol karbondioksit çıkıyorsa demek ki bu karbon sadece hidrokarbondan gelebileceği için 3 karbonu varmış. Bunu anlamış olduk. Yani şöyle 1 mol yaktık. 3 mol CO2 oluştuğuna göre 3 karbon var. E 4 mol H2O e, H2O'da 2 hidrojen var. E, 4 mol'de 8 hidrojen olur. Demek ki bu bileşik C3H8'miş. Hocam oksijen olamaz mı? Olamaz çünkü hidrokarbon demiş. Yani sadece karbon ve hidrojenden oluşuyor. C3H8 nedir? CnH2n2 değil mi? Yani bu bir alkandır. Doymuş hidrokarbondur. Doğru. Primer ve sekorner karbon atomları içerir diyor. Bir türlü söyleyemedik la. Heh, şöyle bir şeye bak. Bu bileşik budur. Şu karbon atomuna doğrudan yanındaki karbon bağlı. Yani bir tane bağlı bu primer karbon. Şu karbon atomuna yanındaki bağlı. Bu da primer karbon. Bir tane karbon bağlı. Ama ortadaki karbona bakar mısın? Sağlı sollu iki karbon bağlı. Yani bu sekonder karbondur. Primer ve sekonder karbon atomları içerir ifadesi doğru oldu. Aynı koşullarda kaynama noktası en butan bileşiğine göre yüksektir. En butan 4 karbonlu. Yani C4H10'dur. Hayır. Bunun üç karbonu var. O yüzden karbon sayısı az olduğu için kaynama noktası daha düşüktür. Gitti. Etan ile homologtur diyor. E bu C3H8 değil mi? E, etan ne? C2H6. Arada c 2 kadar fark yok mu? Var. O zaman homoloğudur, doğrudur. Ne oldu cevabımız? 1, 2 ve 4 oldu. Yani E seçeneği dostum. Geldik 3. testimize. Yani alkenlerin ilk testine diyor ki birinci soruda. Alkenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? En basit üyesi yani ilk üyesinden bahsediyor. iki karbonludur. Şimdi alken olması için karbon atomları arasında çift bağ olması lazım. Karbon atomları arası dediğim anda alken en az iki karbonlu olmak zorunda. Bir karbonlu alken olamaz. O yüzden en küçük üyesi iki karbonludur doğrudur. Alkenlere biz olefinler diyoruz doğru bir ifadedir. Düz zincirli olanların genel formülü CnH2n'dir çünkü bir tane pi bağ var. Ne demiştik? Bir tane pi bağ iki hidrojen siliyordu. Nereden CnH2n artı iki formülünden? E o zaman CnH2n kaldı yani doğru bir ifadedir. Doymamış hidrokarbondur pi bağ var. Pi bağ olduğu için doğru bir ifadedir bu. İçerdikleri tüm kovalent bağlar sigmadır. Hayır bir tane pi bağ vardır o yüzden yanlıştır. En az bir tane pi bağ vardır ifadesi var. Bundan dolayı E seçeneği yanlış olacak dostum sorumuza bakalım. Diyor ki düz zincirli bir monoalken bileşiğinde tüm karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapmaktadır diyor. Bir dakika. Düz zincirli monoalken. Monoalken dediğine göre bir tane çift bağ var. Çok güzel. Şöyle yaptım. Bir tane çift bağ var. Eyvallah. Tüm karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapıyor diyor. E bir şey söyleyeceğim. Bir tane pi bağı içeren karbon ne yapıyordu? sp2 hibritleşmesi yapıyordu. E o zaman üçüncü bir karbon olamaz burada. Neden biliyor musun? Üçüncü bir karbon yazsam e bu sp3 hibritleşmesi yapacak. Tüm hepsini Neydi sp2 yapıyor diyor. Demek ki bu benim şeyim. Neydi bunun ismi? Alkenim. Ne olacaktır? Etilen olacaktır. Yani iki karbonlu alken olacaktır. He, şimdi buna bakarak işlemlerimizi yapalım. Bu bileşiği şöyle de çizebilirsin dostum. Şu hidrojenleri şöyle gösterebilirsin. O zaman dikkat et bana bak dostum. Merkez atom, şunlardan birisi. herhangi birini seç. A, bağlan gruplar. 1, 2, 3. Ax3 yapısındadır. Merkez atomda ortaklaşmamış elektron olmadığı için de e yok. Ax3 şeklindedir. VSPR -E gösterimi doğrudur. Molekülde 5 tane sigma 1 tane pi bağ bulunur diyor. Pi bir tane var doğru. Sigma'lar 1 2 3 4 5 tanedir yani doğru bir ifade. Adı etilendir ya da etendir doğru bir ifade. Karbonlar arasında bir tane sigma bir tane pi bağ bulunur. Evet bunlardan birisi idi, biri de sigma'ydı doğrudur. Siklo alkan izomeri vardır. Siklo alkan olması için en az 3 karbon olması gerekiyor. 2 karbonlu aykenin siklo alkan izomeri hatta hiçbir izomeri yoktur. Bundan dolayı ne oldu? Gitti. Cevapta ne olacaktır? E seçeneği olacaktır. Şimdi üçüncü sorumuzda bakalım ne diyor? Bana bir tane alken bileşiği vermiş. Bir tane de sikloalkan vermiş. Halkalı yapıda. Ne demiştim? Her bir pi bağı ve her bir halka CNH2N -2, 2 formülünden 2 hidrojen siliyordu. Burada toplam 6 tane karbon var. C6H14 gibi düşünsem şöyle. E bir tane pi bağı olduğu için ne olacak burası? C6H12 olacak. Şuraya geldim. Bu da 6 karbonlu. C6H14 demek isterdim ama halka var bir tane. 2 hidrojen düştüm. Şöyle şuna halka diyoruz. Bak şöyle birbirine bağlı ya. E bundan dolayı C6H12 oldu. Ha, o zaman bakalım. Kapalı formülü C6H12'dir. Bu ikisi içinde doğru. O yüzden üçüncüsü yanlıştır. Neden? Çünkü biz X için doğru Y için yanlışı arıyoruz. Bu ikisi için de doğru. Katılma tepkimesi verir. Katılma tepkimesi vermesi için karbon atomlar arasındaki pi bağına ihtiyacımız var. Yani katılma tepkimesi verir. Burada X verir. Y bunda öyle bir şey yok. Pi bağ olmadığı için katılma tepkimi vermeyecek. O yüzden bu x için doğru y için yanlıştır. Aradığımız şeylerden biri. Bromlu suyun rengini giderir. Bromla katılma tepkimesi verir demektir. Bunu da x yapar y yapamaz. Bu da istediğimiz bir şeydir. Biz o zaman ne bulduk cevabı? 1 ve 2 c seçeneği bulduk. Dördüncü sorumuzda diyor ki alkenlerin adlandırmasında yupak kuralına göre bileşiklerinde yapılan numaralandırmalardan hangileri yanlıştır? Önce en uzun karbon zinciri seçilir. Aha da seçtik. Çok güzel. Burada öncelik ikili bağındır dostum. Sakın unutma dallanmaya gitme. Çok kötü olursun. Buradan bakarsak bir ikinci karbonda ikili bağa denk geliyor. Bu taraftan bakarsam bir iki üçüncü karbonda. Yani buradan başlamalı. Bir, iki, üç, dört, beş. Böyle olmalıydı. Yani bu ters yazılmış gitti. Şurada en uzun karbon zincirini seçtik. Şöyle iki, içinde ikili bağ olan en uzun karbon zincirini seçtik. Buradan sayınca bir, iki, üçüncü karbona denk geliyor. Buradan da bir, iki, üçüncü karbona denk geliyor. Eşit uzaklıkta. O zaman şimdi dallanmaya bakabiliriz. Üçüncü karbonda etil var. Dördüncü karbonda karbonda metil var. E harfi daha öncelikliydi. Yani bu doğru yerden yapılmış. Bu doğrudur. Şuna bakalım şimdi. Burada öncelik ikili bağındır. Yani ikili bağ küçük numara vermek zorundasın. Burada şöyle yapman gerekiyordu dostum. 1 diyecektin. 2, 3, 4, 5. Böyle gitmen gerekiyordu. Bundan dolayı ne oldu? Yanlış oldu bu. Bu da gitti. Ne oldu? Cevabımız yanlışları sordu için. 1 ve 3 D seçeneği oldu. 5. sorumuzda bana bir iken vermiş. Yupa göre adlandır diyor. A, B, C'ye gelmesi gereken karbon numaralarını söylüyor. İkili bağ önceliği vardı. Şimdi buradan başlarsam eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6. E dallanmalara büyük numara gelmiş oluyor. E, tersini yapayım. Bak dostum. Şuna bu sefer 1 diyelim. Ya da şöyle. He ona demiştim zaten. 1 dedim. 2, 3, 4, 5, 6. Bak hem dallanmaya küçük numara geldi. Hem de ikili bağ küçük numara vermiş oldum. O zaman C'ye 1 demiş oldum. Başka B'ye 3 demiş oldum. E, A'ya da 4 demiş oldum. Cevabım da B seçeneği oldu. Altıncı sorumuzda bana yine bir sikloalken bileşiği vermiş. Brom bir bir sikloalken bileşiği vermiş. İkili bağın önceliği vardı o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye numaralandırdım. Ne diyeceğim? 3 bromo, alfabetik gidiyorum ya. Sonra 1 metil, sonra da siklo, hegza, hegzen değil mi? Hegzen. Tamam. Bakalım. 1 bromo, 3 metil demiş. Yanlış gitti. Oda koşullarında bromlu suyun rengini giderir. Karbon atomları arasında ne var? Pi bağ var. Pi bağ varsa bromlu suyun rengini giderir. Doğrudur. Yapısındaki bütün sigma bağlarında hibrit orbitalleri etkindir. Şunu asla unutma. Sigma bağlarında daima karbon atomlarının sigma bağlarında daima hibrit orbitalleri etkindir. Pi bağlarında değildir. O yüzden bu ifade kafadan doğrudur. Ne oldu cevabımız 2 ve 3 oldu. Yani D seçeneği dostum. 7. sorumuzda bana ne vermiş? Bir bileşik vermiş. En uzun karbon zincirini şöyle seçtim. Çok güzel. Neydi? İkili bağa küçük numara vermem gerekiyor. O zaman 1 2 3 4 5 böyle numaralandırdım. Yani ismi 4 metil 2 penten olmalı. Bu doğru. Bromlu suyun rengini giderir. E karbon atomlar arasında pi bağ varsa bromlu suyun rengini giderir. Doğrudur. Katılma tepkimesi verir. Karbon atomlar arasında daha doğrusu bileşikte pi bağ varsa katılma tepkimesi verir. Doğrudur. Cevap ne oldu? 1, 2, 3 burada A seçeneğine koymuş dostum. 8'deyiz. Bana 2 tane bileşik vermiş. Bak burada C2H4 olsaydı ne diyecektim buna? Eten diyecektim. E bir hidrojenin eksik olduğu için bunun ismi etenil ya da özel ismi vinildi bunun dostum. Yandaki ise propendi. E propen ama 2 propendi. Buradan açık olduğu için 1, 2 diye gidiyorsun. Bunun ismi 2 propenil ya da özel ismiyle allil diyoruz buna dostum. Ha bakalım şimdi. A grubu etenil vinil, B grubu 2 propenil allil'dir. Doğru. Kararsız alkenil gruplarıdır. Alkenlerden bir hidrojen çıkarttığımızda alkenil diyoruz. Alkanlardan bir hidrojen çıkarttığımızda alkil diyorduk ya. O il eki geliyor. Yani bu da doğrudur. Birbirlerine bağlanmaları bağlanmaları sonucunda oluşan bileşiğin adı 1,4 penta diendir diyor. Şöyle bir şey var. Bak bu taraf ch 2 çift bağ CH. Bunun açık tarafıyla diğerinin açık tarafını birleştiriyorum. CH2 ne oldu? CH pardon çift bağ CH2 oldu. Böyle. Her iki taraftan simetrik ya. Şöyle başla. 1, 2, 3, 4, 5. 1'de ve 4'te ne var? Çift bağ var. O zaman 1, 4, 5 karbonlu penta. 2 tane çift bağ olduğu için DN ismini veriyoruz. Yani 1, 4 penta diyen doğrudur. Cevap da 1, 2, 3 oldu. Burada A seçeneğinde yine. 9. sorumuzda bana bir bileşik vermiş. 2 bölüme ayırmış. Şurası ana zincir içinde İçinde ikili bağın olduğu en uzun zinciri seçiyorsun. Tabi şunu diyebilirsin. Hocam bura daha uzun değil mi? Doğru orası uzun ama ikili bağ dışında kalamaz. İçinde ikili bağın olduğu en uzun zinciri seçeceksin. O zaman A kısmı ne oldu? Ana zincir oldu. B kısmı ise dallanma ya da yan grup oldu. Diyor ki A ile gösterilen ana zincirdir doğru. B ile gösterilen yan gruptur doğru. Yupak adıysa buradan başlayacağım. 1, 2, 3, 4. 2 etil 1 büten olması gerekiyordu. 2 etil 1 büten. Çünkü ikili bağ birinci karbonda. E burada ne demiş? 2 etil büten. Nerede çift bağın yeri belirtilmiş mi? Belirtilmemiş. O yüzden bu gitti. Cevap 1 ve 2 C seçeneği olacak dostum. Onun soru da bakalım ne demiş? Normal koşullarda 22,4 litre yani 1 molden bahsediyor. Ne? C2H6 ve C2H4 gazları karışımını tamamen doyurmak için 0,8 gram H2 gazı harcanıyor. Karışımdaki C2H6'nın neyini soruyor? Mol C yüzdesi kaçtır? Başlangıçtakini soruyor dostum. Şimdi C2H4 dediğimiz alkendi bu H2 ile doyurulursa C2 H6'ya dönüşecek. 0,8 grammış. Yani 0,8 bölü 2'den 0,4 mol H2 kullanmışım. E bu 0,4 mol ise demek ki C2 H4 de 0,4 moldür. E bu 0,4 mol ise karışım da 1 mol olduğuna göre C2 H6 nedir? 0,6 moldür. E 1 molün 0,6'sı C2 H6 ise başlangıçta yüzde kaçıdır dersek yüzde 60'ıdır. Cevap da D seçeneğidir. 11. sorumuza bakalım. Diyor ki yukarıda verilen bileşikle ilgili olarak şöyle çizdik. Yukarıdaki bileşiğimiz bu. 1, 2, 3, 4, 5. Bunun ismi 4 metil ne olacaktır? 2 penten. Bunun ismi bu. Ha diyor ki verilen bileşiklerden hangilerinin birbirinin yapı izomeridir diye soruyor. Ha kapalı formülü aynı. İsimlendirmesi farklı olacak değil mi? Şöyle bakarsam eğer bu da 5 karbonlu bir alken. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya bakarsak 2 metil 2 penten oldu. Ha kapalı formülü aynı. İsimlendirmesi farklı. O zaman bu izomerdir. Aynı karbon sayılı ne demiştik? Sikloalkanlarla alkenler izomerdi demiştik. Şuna bakarsan 1, 2, 3, 4 karbon burada var. 2 de burada. 6 karbonlu ne var? Sikloalkan yani C6H12 olacaktır. E buna bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon var. Bu da C6H12'dir. E kapalı formülleri aynı. isimlendirmeleri farklı. Çünkü bunun ismi 1, 2 dimetil ne olacak? Siklobütan. Yani bunlar da izomerdir. Sonuncuya bakalım bakalım. E, bu da sikloalkan. Ortada 3 var. 2 burada 5. Bir de burada 6. Bu da C6H12'dir. Yani bu da izomerdir. İsmi ise 1 etil 2 metil neydi? Siklopropan. Propan şeklinde oldu. Yani bu da izomer olacaktır. Cevap 1, 2, 3, E seçeneği oldu dostum. Dördüncü testimiz yani alkenlerin ikinci testine bakarsak ne olacak? Yukarıda verilen bileşikler ile ilgili. Hmm. Neymiş bakalım? Cis 2 hegzen trans 2 hegzen. Bu ikisi birbirinin izomeri zaten. 2 hegzen 2 hegzen biri cis biri trans geometrik izomerlik. Şuraya bakarsak da büten 4 karbonlu. Dimetil diyor metil 1 karbon. Dimetil dediği için 2 karbon. 2. 4 daha 6 karbonlu. Hegzen de 6 karbonlu. Yani bu da C6H12'dir. Bu da C6H12'dir. Bu da C6H12'dir. Sonuçta 3'ü de alken ve karbon sayıları aynı. Yani 3'ü de birbirinin izomeridir. Doğrudur. Diyor ki yapılarında birer tane ikili bağ vardır. Ne diyoruz? Hegzen diyoruz. Diyen deseydik 2 iki tane ikili bağ olacaktı. Hegzen dediğimiz için bir tane tane ikili bağ vardır. Üçünde de aynı durum söz konusudur. Bunu da yazdık. Diyor ki aynı ortamda Z'nin kaynama noktası X'in kaynama noktasından küçüktür. Şöyle bir durum vardır dostum. Cis ve trans izomerlerinde cisin kaynama noktası daha büyük çıkıyormuş. Burada yani X'in kaynama noktası büyük olması gerekiyor. Diyor ki Z'nin kaynama noktası X'in kaynama noktasından küçüktür diyor. Yani doğru bir ifadedir. Cevabınız ne olacaktır? E seçeneği olacaktır. İkinci sorumuza geldik. Diyor ki aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Düz zincirli alkanların klor klor ile katılma tepkimesi sonucunda alkil halojenür oluşur. Klorla bir tepkime veriyor ve alkil halojenür oluşuyor. Doğru. Ama o yer değiştirme tepkimesi. Katılma değil dostum. Alkanlar katılma tepkimesi veremez. Çünkü karbon atomlar arasında pi bağ yok. O yüzden bu garanti yanlış ama diğerlerine bakalım. Genel formülü CNH2 olan bileşikler polimerleşme tepkimesi verebilir diyor. Verir diyor daha doğrusu. Yanlış değil. Kesin yanlış değil. Eğer bu alkense polimerleşme tepkimesi verir. Ama sikloalkansa CNH2 yani ya da sikloalkan olsa vermez ama kesin yanlış değil. Olabilir. O yüzden bu gitti. Genel formülü CNH2N olan bileşikler H2O ile katılma tepkimesi vererek alkol oluşturabilir. E, alkenler evet suyla katılma tepkimesi vererek alkol oluşturabiliyordu. Yani doğrudur. Ama tabii ki sikloalkan olsa olmayacaktı. Ama kesin yanlış diyemiyoruz buna. Karbon sayısı aynı olan sikloalkanlarla monoalkenler izomerdir. Evet çünkü birinde bir tane halka var. iki hidrojen siliyor. E, monoalkenlerde de bir tane pi bağ var. iki hidrojen siliyor. Yani ne oldu? CNH2N artı 2'den iki hidrojen sildiğimiz için kapalı formülleri aynı, isimlendirmeleri farklı oldu yani izomer oldular. Doğrudur. HCl ile katılma tepkimesi veren maddelerin yapısında pi bağı vardır. Ve aynen öyle katılma tepkimesi dediği anda pi bağı vardır. Doğrudur. Ne oldu? Biz kesin yanlışları arıyoruz. Cevap da A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru daha bana bir bileşik vermiş. Markovnikov kuralına göre katılma gerçekleşecekmiş. Şurayı sana şöyle göstereyim dostum. Bak CH2, CH değil şöyle. C, CH3, çift bağ, CH, CH2. Bu bileşik böyledir dostum. Şimdi buna HCL e katacaksak çift bağın olduğu yerde hidrojenin çok olduğu yere kim katılır? Hidrojen katılır. Diğer grupsa hidrojenin az olduğu yere katılır. Yani benim oluşacak bileşiğim şöyle olur. Burası klor CH3. Tamam zaten hidrojen yazılmıyordu. Böyle olması lazım. İsmi bir klor bir metil siklobutan olması gerekiyordu. Bir klor bir metil e, butan demiş. Hayır canım siklobutan olacaktı. Oradan yanlış. Bir numaralı karbon atomuna klor bağlanır. Evet doğrudur. Buraya bağlanıyor. Oluşan ürün doymuş hidrokarbon. Bak pi bağı yok. Pi bağı olmadığı için doymuştur. Ama hidrokarbon değildir. Neden biliyor musun dostum? Klor var. Hidrokarbon dediğimizde sadece karbon ve hidrojen olması gerekiyordu. Burada klor olduğu için buna alkil halojenür diyebiliriz. Yani bu ifade yanlıştır. Doymuş bileşiktir deseydi doğruydu mesela ama hidrokarbon dediği için yanlış oldu. Biz doğruları arıyoruz. Cevap yalnız bir A seçeneği olacak dostum. Dördüncü soruda diyor ki: "Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde cis-trans izomerliği görülür?" diyor. Cis-trans olması için ne oluyordu? Şöyle bir yapı vardı. Eğer şöyle göstereyim dostum. Şuralarda aynı gruplar, şurada farklı gruplar varsa cis. Başka şuralarda aynı gruplar, şuralarda farklı gruplar varsa veya orada da aynı gruplar olabilir. Bunlara cis diyoruz. Görüntü şöyle C harfine benzediği için. Eğer şurada ve şurada aynı grup, şurada farklı gruplar ya da aynı gruplar varsa. Yani aynı gruplar çapraz duruyorsa trans. İlla öyle olmak zorunda mı? Hayır. Şöyle olunca da olur. Bu da transtır dostum. Cis ya da trans olmayan durum A, B, CD ya da A A B C ya da başka şöyle olabilir A A A B gibi. Yani aynı karbona çift bağın olduğu karbonlarda aynı karbona aynı grup bağlı olduğu anda cis transtan bahsetmiyoruz. O zaman bak çift bağlı karbon aynı karbona aynı grup bağlanmış. Bu tarafta da aynı durum söz konusu. Bunda cis trans yok. Şurada dört farklı grup bağlı olduğu için burada da cis trans yok. Şuraya geldik aynı karbona aynı grup bağlanmış çift bağlı karbonda bunda da yok. Şuraya geldik aynı karbona aynı grup bağlanmış mış bunda da yok. Ama şuraya bakar mısın? Şöyle şöyle bu cis görüntüsü. O zaman bunda cis trans izomerliğinden bahsedebiliriz. Var mı? Var. Bunu mesela CH2 C2H5'i mesela şu aşağıya alsak o zaman da trans görüntüsü olurdu. Yani şu ikisini yer değiştirsek. Yani bunda cis trans'tan bahsedebiliriz. Cevap D seçeneğidir. Beşinci sorumuzda bana ne demiş? Hangisinin sistematik adı yanlıştır diye soruyor. Önce en uzun karbon zincirini belirleyeyim. Mesela ben şöyle belirledim. Şu şekilde belirledim. Olur mu? Olur. Ne fark eder? İkili bağ küçük numara vermek istiyorum. Yukarıdan başlasam 1 2 3'e denk geliyor ama aşağıdan başlasam 1 2'ye denk geliyor. Demek ki bu 1 2 3 şurada 2 tane var 4 5. E ne oldu o zaman? 2 3 dimetil 2 penten. E bu 2 etil bilmem ne demiş. Yok artık daha neler. Gitti. En uzun karbon zincirinden tuzak kurmaya çalışmış. Şurası en uzun karbon zinciri. Çok güzel. Burası 1 ikili bağın yakın olduğu taraf. 2 3 4. Yani 3 3 dimetil 1 büten büten olması lazım. Evet doğru. Şuna geldik. En uzun karbon zinciri dümdüz değil. Bak aşağıya doğru gidiyor. Şu ucuza geçen en uzun karbon. Şurası 1, şurası 2, 3, 4, 5. İkili var. Küçük numara verdik. 4 brom, 2 penten olmalı. Doğru. Şuna geldik. Buraya küçük numara vereceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 3 klor ne olacaktır? Siklo hegzen olmalı. Evet doğrudur. 3 kloro da olur. Fark etmez. Şurada en uzun karbon zincirini şöyle iç, içinde ikili bağ olanı seçtik. Ne oldu? İkili de ikinci karbonda bir tane CH3 var. İkinci karbonda. Yani 2 metil Değil, propen diyebilirsin. Doğru hocam bir propen ya her halükarda birinci karbona denk geliyor. Bu tarafa koysan da birinci karbon. Diğer tarafa koysan da birinci karbon. O yüzden burada belirtmeye gerek yok. Doğrudur. Ne oldu biz yanlışı bulduk. Cevap A seçeneği dostum. Altın soruda diyor ki Markovnikov kuralını bilmeyen Azra'nın bu kuralı uygulamadan bileşiklerinden hangilerinin H2O ile tepkimesi sonucunda elde edilecek ana ürünü bilmede hata yapması beklenmez. Cümle böyle biraz şey gibi değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 hegzen dediği şu yapı bak. Tam ortada görüyor musun? Şunda da bir tane hidrojen var. Bunda da bir tane hidrojen var. şunlarda 2, 3, 2, 3. Şimdi ben buna su katarsam HOH hidrojen hidrojenin çok olduğu yere diğer grup hidrojenin az olduğu yere katılacak da simetrik her iki taraf eşit. İstediği tarafa katar. Azra mesela kuralı bilmese de burada hatalı sonuç bulamaz yani. O yüzden birincisini alacak. Ama bir büten diyor. Bak şimdi. 1, 2, 3, 4. Bir büten dediğimiz yapı şudur. Ha, çok güzel. H2, h 3. Buna su katacağım diyelim. Hatta şöyle HOH diye yazayım değil mi? HOH. Hidrojen nereye katılır Markovnikov kuralına göre? Buraya. E OH nereye katılır? İkinci karbona. Ha kurala göre bu. Ama bizim bu Azra bilmiyormuş. E, gidip o birinci karbona katabilir. Yani yanlış bir bileşik elde edebilir mi? Edebilir. Demek ki kuralı bilmezse bunu hatalı yapabilir. Eten diyor. Neydi bu? 2 karbonlu CH2 CH2. Buna su katarsak e OH istediği yere gider. Eşit ya. H istediği yere gider. Yani burada da hata yapma lüksü yok. O yüzden 1 ve 3'ü yaparsa yani 1 ve 3'e bakarsa burada hata yapmayacaktır. Cevapta ne olur? D seçeneği olur. 7. soruda açık zincirli C5H10 bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Açık zincirli. Tamam 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. Bir tane pi bağı olmalı. Bir yerde olmalı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Sonuçta açık zincirli diyor. Halkalı olsaydı bu bir sikloalkan olabilirdi. Ama açık zincirli dediğine göre bir tane pi bağı içermek zorunda. Molekülde bir tane pi bağı vardır. Doğru. Cis trans izomeri gösterebilir. Ya gösterebilir. Doğru. Şöyle bir şey olur mesela. Şurası CH3 olur. 3 oldu. Burası da C2H5 olur. Örnek veriyorum mesela. Ya şöyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Cis trans gösterebilir. Bromlu suyun rengini giderir. E karbon atomlar arasında pi bağ var. Bromlu suyun rengini giderebilir. Doğrudur. Cevap da ne oldu? 1, 2, 3. E seçeneği oldu dostum. Şimdi 8. soru güzel bir reaksiyon sorusu. İlkinde alkana klor bağlanmış. Görüyor musun? Cl2'deki klorla CH4'teki hidrojen yer değiştirmiş. Görüyor musun? Bu yer değiştirmedir yer değiştirme. O yüzden substitüsyon da der. Bu olur. Buradaysa pi bağı açılmış yerine hidrojenler katılmış. Bu katılma pi bağı açarak gerçekleşiyor. Buradaysa şunlardan bir sürüsü ucuca geçiyor. Böyle büyük bir molekül oluşturuyor. Poli çok molekül oluşturuyor. Polimer oluyor dostum. Polimer. Nerede şimdi? Ha katılma, polimerleşme. Cevap da B seçeneği oldu. Dokuzuncu sorumuzdayız. Diyor ki etilen bileşiğindeki tüm hidrojen atomlarının yerine C2H5 bağlanmış kullanmasıyla oluşan bileşiğin sistematik adı etilen dediği şuydu. Şöyle bir yapıydı. Hidrojenlerin yerine C2H5 bağlıyormuşuz. Yani şöyle. Hey maşallah. O zaman en uzun karbon zincirini şöyle seç. Başka şansın yok. Ya da diğer tarafa da seçebilirsin ama aynı sonuç zaten. Şöyle burada 1, 2, 3. karbonda çift bağ var. Diğer taraftan da aynıdır. O zaman 4, 5, 6. Ana zincir 6 karbonlu oldu. 3. ve dördüncü karbonda etil var. 3, 4 di etil dedik. 3'te ne var? Çift bağ var. 3 hegzen şeklinde adlandırıyoruz. Yani ne oldu? 3 4 diye 3 hegzen cevapta da D seçeneği dostum. 10. sorumuza bakalım. Diyor ki alkenlere asit katalizörlüğünde ısıtılarak su katılırsa Markovnikov kuralına göre alkoller elde edilir. Hidrojen hidrojenin çok olduğu yere diğer grupta hidrojenin az olduğu yere gidiyordu. Bağlanıyordu. Diyor ki 3,6 gram H2O katıldığında 12 gram alkol oluşuyorsa buradaki R'nin formülündeki atom sayısı kaçtır diye soruyor. Şöyle bir şey var. Önce suyun bir molünü bulayım. 3,6 bölü 18'den 0,2 mol. E şundan 0,2 mol kullanıyorsam bundan da 0,2 mol oluşacaktır. 0,2 mol'ü 12 gramsa 0,2 mol'ü 12 gramsa 1 mol'ü kaç gramdır? 60 gramdır. Şu an elimdekilerin bir kütlesini hesap edeyim dostum. Geriye kalan R'yi de bulurum. R dediğimiz yapı zaten CnH2n artı 1 yapısıydı. Şöyle bir şey var. Burada ne var? 2 tane karbon var. 24 3, bir daha 3, bir daha 4, bir de burada 5 hidrojen var. Bir de var? 16 oksijen var. Şuranın toplamı kaç etti? 45 etti. E benim bileşim kaçtı? 60'tı. Yani R'nin kütlesi kaçmış? 15'miş. Cn H2n artı 1 eşittir 15. E karbon 12? 12n. E burası da hidrojen 1. 2n artı 1. E karşıya attık 14n eşittir 14. N eşittir 1. Yani benim formülüm CH3'müş oradaki. E kaç atom var? 1 karbon 3 hidrojen. 4 atom var cevapta. E seçeneğidir dostum. 11'e bakalım. Diyor ki Yukarıda verilen bileşikler ile ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Birincisi etilendir ya da etendir. İkincisi de tetrakloretendir. Böyle de söyleyebiliriz. Ya da 1-1-2-2 tetrakloreten şeklinde de adlandırabilirsin. Birincisi yani etilen meyve olgunlaştırmada kullanılabilir. Yani şöyle söyleyeyim sana dostum. Alırsın bu şeyi, bu etileni. Olgunlaşmamış bir meyvenin olduğu ortama gaz olarak yolla oradaki meyveyi olgunlaştırır. Hatta mesela şöyle örnek vereyim pazardan şuradan buradan muz aldın yem yeşil. Mesela o haliyle yenmez değil mi? Evde elma var diyelim. Olgun bir elma var. Olgun elmayı bu muzların ortasına koy. Poşetin ağzını sıkıca bağla. Koy kenara. Olgun meyveden etilen gazı çıkar ve diğer olmamış meyveleri de olgunlaştırır. Aklında bulunsun dostum. Şimdi o zaman A bileşiği meyvelerin olgunlaştırılmasında kullanılır. Doğru. B bileşiği sonuçta yağ çözme özelliği o CCL4'e benziyor. Yağ çözme özelliğinden dolayı kuru temizlemede kullanılmaktadır. Doğru bir ifadedir. A ve B bileşikleri doymamıştır. E karbon atomlar arasında ne var burada? Pi bağ var. Bak ikisinde de var. Görüyor musun? Doymamıştır. Doğrudur. A bileşiğinden bir tane hidrojen atomu alınırsa en küçük alkenil elde edilir. Sonuçta bu bir alken mi? Evet. Alkenden bir hidrojen koparttığında alkenil oluyordu. E en küçük alken de iki karbonlu. O zaman en küçük alkenili elde etmiş oluruz. Doğrudur. Her ikisinin genel formülü de CNH2'ndir. Birincisi için doğru. Ama ikincisinde klorlar var. Nerede klor bu formülde? Yok. Cevapta ne oldu? E seçeneği oldu dostum. Geldik beşinci testimize. Neredeyiz? Alkin neredeyiz? Bakalım ilk sorumuz ne diyor. Asetilenin yani etinin formülü aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre asetilen ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bu formüle bakarsak dostum. Burada bir iki tane pi bağ var görüyor musun? E, üç tane de sigma bağ var. Diğerleri sigma bağ idi. Onları da şöyle göstereyim bir saniye dostum. Şöyle işte şunlar sigma bağları. Diğer iki tane şunlarsa nedir? Pi bağlarıdır. Yani üç tane sigma iki tane pi vardır. Doğru. En de metallerin kesilmesinde ve kaynak işlemlerinde kullanılır. Evet asetilen kaynağı vardır. Yüksek sıcaklıkta böyle metal kesme işlemlerinde kullanılmaktadır. Doğrudur. Doğrusal bir geometriye sahiptir. Evet bak dümdüz görüyorsun. Yani bağ açısı 180 derecedir. Doğrudur. Cevap ne oldu? 1, 2, 3 E seçeneği oldu dostum. İkinci soruda diyor ki etin molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Etin yani C2H2'den bahsediyor. Molekül yapısı şu şekildeydi. Asetilen dediğimiz moleküldü bu. Alkil alkinlerin ilk üyesidir. Doğru. Alkinler de iki karbonludan başlamaktadır. İlk üyesi budur. Doğrudur. VSEPR gösterimi AX2'dir diyor. Şunlardan birini merkez atom kabul edelim. Ya bunu ya da bunu fark etmez. Mesela bunu kabul edersem hangileri bağlanmış oluyor? Şu grup bir de şu grup bağlanmış oluyor. Yani AX2 ifadesi doğrudur. Merkez atomda ortaklaşmamış elektron olmadığı için de E yazmıyoruz dostum. Diyor ki karbon atomları SP hibritleşmesi yapmıştır. İki tane pi bağ var. Ne demiştik dostum? Her bir Pi bağı sp3 hibritleşmesinden bir tane p orbitalini çıkarıyordu. İki tane pi bağı olduğuna göre sp3 değil sp olacaktır. Bu da doğrudur. Bir hidrojeni eksik hali vinildir diyor. Etenildir Yanlış dostum. Olay şu. Bir hidrojeni eksik hali şöyle bir yapı oluyor. Yani etinil gibi bir şey olur bu. Hayır bu etenil değildir. Etenil dediğimiz yapı vinil. Yani şu yapıydı dostum. Yani aynı şey değildir. Gitti. Genel formülü c2h2 nasıl yazılır? cnhkn-2'dir. Alkinil'dir alkinlerin, mono alkinlerin ilk üyesi. Mono alkinlerin genel formülünü bu şekilde gösterebiliriz. Doğrudur. Cevabımız da D seçeneği oldu dostum. Üstüm soru soruda diyor ki alkinlerin özel adlandırması ilk üyesi olan asetilene göre yapılmaktadır. Yani şu asetilen kısmını alıp yanına bağlanan grupların ismini veriyorsun. Bunun ismi o zaman nedir? Asetilene sadece metil bağlanmış. Metil asetilen. Normal ismi propindi mesela. Diğerine bakalım. Şurası asetilen olursa bu etil grubu etil asetilen dersin. Normal ise bunun bir bütindir mesela. Şuraya bakarsak asetilene bir tane etil bir tane metil bağlanmış. Etil metil asetilen özel isim olarak doğrudur. Normalde 5 karbonlu 1, 2, 3, 4, 5 bu 2 pentin olacaktır yupak adı. Ama özel adını sorduğu için doğrudur. Cevap ne oldu? 1, 2, 3 burada A seçeneğinde dostum. Dördüncü sorumuzda kalsiyum karbonattan ne eldesi var? Asetilen eldesiyle ilgili bir sıralama var. Aa, bütün büyüğü bozdum. X'in ne olduğunu söyledim. Olay şu. Önce kalsiyum karbonat ne yapıyor? Kalsiyum oksit ve karbondioksit e ayrışıyor. Sonra kalsiyum oksit karbonla tepkimeye giriyor. Kalsiyum karbür meydana geliyor. Karpit meydana geliyor. Sonra bu da su ile tepkimeye girerek C2H2 meydana getiriyor ki zaten burada eksik olanlar da bunlardır. E bakalım hangisi yanlıştır diyor. Diyor ki bir maddesi kireç taşı. Evet kalsiyum karbonatın diğer ismi kireç taşıdır. Üç maddesi kalsiyum karbürdür. Evet doğru bir ifade. İki maddesinin suda çözünmesiyle dördüncü bileşik elde edilir diyor. İki maddesi kalsiyum oksit. Bu neydi? Bazik oksitti. Su ile tepkimeye girerse baza dönüşecektir. Yani CaOH2. Diğer ifadeyle sönmemiş kireçti. Su ile tepkime girerse sönmüş kireç elde edilir. Yani dördüncüsü elde edilir. Bu ifade de doğrudur. X maddesi asetilendir. Evet c -H 2 h Doğrudur. 1, 2, 3, 4 maddeleri anorganiktir. Burada bakalım. Evet bu anorganik. 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 Evet bu da anorganiktir. Bu da doğrudur. X maddesi alkendir diyor. Hayır bu bir alkindir. Şöyle gösterilir hatta. O yüzden bu ifade yanlıştır. Cevap da E seçeneğidir. Beşinci soruya bakalım. Tepkime türleriyle ilgili bir şey soruyor. Burada asetilene su katmış değil mi? Su katılıyor ve buradan ne oluşuyor? Aldehit meydana geliyor. Bu bir katılma tepkimesi. İşaretledik. Çok güzel. İkincisine bakalım. Burada gümüşle hidrojenler yer değiştiriyor. Görüyor musun? o zaman bu bir yer değiştirme tepkimesi. Onu da işaretledim. Üçüncüsü ise 3 üç tane asetilenin neye dönüşümü? Benzene dönüşümü. Bir polimerleşme söz konusu. Bu da polimerleşme tepkimesi. Cevap C seçeneği dostum. Altıncı soruda bileşiğin adını soruyor. Önce en uzun karbon zincirini belirleyelim ama içinde üçlü bağın oldu. Şöyle gideceğim. Ben mesela böyle çizdim. Sen istersen aşağıya doğru da gidebilirsin. Sorun değil. Dışarıda kalanlar dallanmalar. Aha bu, bu ve bu dallanmalar. Şimdi sayıyorum. Buradan başladığımda 1 2 3. karbonda üçlü bağ var. Bu taraftan sayıyorum. 1 2 3 4. karbonda. Ha o zaman buradan başladım sağdan. 1 2 3 4 5 6 7 karbonlu olduğunu gördüm. Ne var? 2'de, 5'te 2 tane olmak koşuluyla toplam 3 tane ne var? Metil var. Yani 2-5-5 trimetil dedim. Sonra ne var? 3. karbonda üçlü bağ var. 3 7 karbonlu olduğu için de ne olacaktır? Heptin olacaktır. Evet, cevabımız C seçeneğidir. 7. sorumuzda diyor ki: Dimetil asetilen bileşiği aşağıdaki tepkimelerden hangisini vermez diyor. Dimetil asetilen. Şimdi asetilen şuydu. Dimetil asetilen dediğimiz yapı bu. Ha, bu bir iç alkin. Sanki ne olduğu ortaya çıktı ama bakalım yanma tepkimesi verir. E katılma tepkimesi verir. Başka katılma tepkimesi katılma tepkimesi. Bunları verecektir. Karbon atomları arasında pi bağ varsa katılma tepkimesini yapıştır gitsin zaten. Ama amonyaklı bakır nitrat çözeltisiyle yer değiştirme olması için uç alkin olması gerekiyor. Yani üçlü bağın olduğu karbona doğrudan hidrojen bağlı olması gerekiyor ki gerçekleşsin. Ama bu bir iç alkin. Uç alkin olmadığı için bu tepkimeyi vermez. Cevap da C seçeneğidir dostum. 8. sorumuzda bana üç tane bileşik vermiş. Diyor ki yukarıdaki bileşiklere uygun koşullarda su katılması ile elde edilen kararlı bileşikleri soruyor. Birincisi alkendir. Buna su katarsan buradan alkol meydana gelecektir. Yani CH3, CH2, OH. İlki alkol olacaktır. Heh, onu işaretledik. İkincisi iki karbonlu alkin. Buna su kattığımızda önce kararsız bir enol yapısı sonra da aldehit oluşuyordu. İki karbonlu alkine su katarsak aldehit oluşacaktır. Bunu da işaretledik. 2'den fazla karbonla alkine su kattığında ise önce ara ünül, e, ürün söyleyemedim. Enol sonra da keton meydana gelecektir. Evet, cevabım ne oldu? C seçeneği oldu. 9. sorumuzda diyor ki yarı açık formülü şeklinde olan hangileri doğrudur diyor. Bu bileşikle ilgili olarak hangileri doğrudur? Önce en uzun karbon zincirini şöyle işaretledim. 1 2 3 4 5. Bunun ismi 4 metil iki pentin olmalı. 4 metil 2 pentin. İkincisi doğru. Sistematik adını bulduk. Kapalı formül Toplam kaç karbon var? 6 karbon var. Mesela CnH2n2 gibi düşünsek yani C6H14 gibi düşünsek 2 tane pi bağ var. O zaman C6H10 olacaktır. 4 tane hidrojen çıkartacağız. O yüzden birincisi de doğru oldu. Kapalı formülü. Diyor ki karbon atomları arasındaki tüm bağlar özdeştir. Hayır şuradakiler farklı gördüğün gibi gitti. Cevabımız ne olacaktır? Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şuradaki bağlarla şuradaki bağlar aynı uzunlukta mı? Hayır değil. Özdeş değildir. Cevap 1 ve 2 Oldu. Yani D seçeneği dostum. 10. soruya bakalım. Diyor ki %60 safsızlık içeren neymiş? 50 gram kalsiyum karbonat katısı bir tepkime gerçekleştiriliyormuş. Bunun sonucunda elde edilen C2H2 normal koşullarda kaç litredir diyor. Şimdi 50 gramı 0,5 mol bunun. Çünkü 1 molü 100 gram. Alttan hesap edebilirsin. E %60 safsızlık içeriyorsa %40 saflık içeriyordur. Yani 0,5'in şöyle yazamadık. 0,5'in %40'ı saf demektir demektir. O zaman %40'ını alırsak 0,2 mol kalsiyum karbonat varmış. Yaz yerine bu 0,2 mol ise buradan ne oluşacaktır? 0,2 mol bundan 0,2 mol de bundan oluşacak. Elde ettiğimiz kalsiyum oksiti buraya yerine yazdım. 0,2 mol. E bundan da ne oluşacaktır? 0,2 mol kalsiyum karbür oluşacaktır. E bunu da yerine yazdım. 0,2 mol bundan tepkimeye girerse bu tepkime sonucunda 0,2 mol C2H2 oluşmuş olacaktır. E 0,2 mol normal şartlarda 1 mol gaz 22,4 litre'de E çarptık 4,48 litre olacaktır. O da cevabın C seçeneği olması demektir. 11. soru tipi normalde mifredatta çok göremeyeceğim bir şeydir ama böyle bir şey de gelebilir. Buna biz çizgi bağ modeli diyoruz. Şurada her bir köşe nokta bir karbon demektir. O zaman burada 1, 2, 3, 4, 5 tane karbon var demektir. Üçlü bağın olduğu yerin yakın olduğu taraftan başladım. 1, 2, 3, 4, 5 yani bu bileşiğin ismi 2 pentin olacaktır. Öyle miymiş? Evet öyleymiş. Diyor ki iç alkindir. Evet iç alkindir. Şöyle de gösterebilirim dostum. Üçlü bağ yazdık. Şurası CH2, CH3. Bak üçlü bağın olduğu karbonda hidrojen doğrudan bağlı değil. CH3'ler, C'ler falan filan bağlı. O yüzden doğru bir ifadedir. İç alkindir. İzomeri olan alken cis trans izomeri gösterebilir diyor. Şöyle söyleyeyim. Mesela bak izomeri olan alken dediğimizde şöyle bir şey yapabilirim ben. Şuraya mesela CH3 bağlarım. Örnek veriyorum. Şuraya bir çift bağ daha koyarım mesela. Şöyle gösterebilirim. Sonuçta 5 karbonlu dien neydi? Alkinle izomer olacaktı. E bak burada trans yazdım. Cis de yazabilirdim. Yani olabilir miymiş? Olabilirmiş. Cevapta 1 2 3 E seçeneği olacak dostum. Geldik 6. testimize. Diyor ki alkinin yapısındaki üçlü bağın yanındaki karbon atomunda hidrojen içerenlerine uç alkin, üçlü bağın her iki ucunda hidrojen içermeyen alkinlere ise iç alkin denir. Yani şundan bahsediyor. Üçlü bağın olduğu grup burası. Eğer buraya doğrudan hidrojen bağlıysa şöyle olabilir. Her iki tarafı H olabilir. Yani şöyle olabilir. Bunlar uç alkin. Şurası uç. E bir de şöyle olursa diyor. Üçlü bağın olduğu gruplar şöyle R grupları CH3, C 2 H5 neyse artık böyle olursa bu da iç alkin oluyormuş dostum. Ha, bakalım şimdi diyor ki hangisi doğru verilmiştir? Şimdi üçlü bağın olduğu karbonda hidrojen var doğrudan. Bu uç alkin olmalı. Bu yanlış Şurada üçlü bağın olduğu karbonlarda doğrudan bağlı olan hidrojen yok. C, R grupları bağlı. Yani CH3 grupları bağlı. Bu iç alkin olmalı. E şuraya bakıyoruz. E doğrudan hidrojen değil. R grupları bağlı. Bu iç alkin. Doğru. Şuraya baktığımızda şurada görüyorsun doğrudan bağlı. Bu uç alkin olmalı. Şuraya bakarsak eğer R grupları bağlı. Şu şekilde doğrudan hidrojen bağlı değil. Bu iç olmalıydı. Cevap ne oldu? Doğruyu soruyor. C seçeneği olacak dostum. İkinci soru güzel bir soru. Ha bak ne diyor? İkişer karbon atomu içeren X, Y, Z hidrokarbonları aşağıdaki sistemde birinci uçtan gönderilmiş. Peki diyor ki birinci kaptan X ve Y gazları ikinci kaptan Y gazı tepkime vermeden çıkıyormuş. Hmm, buna göre X, Y, Z nedir? Bir kere önce çıkandan yola çıkalım. Burada hiç tepkimeye girmemiş. Tollens'le tepkimeye girenler uç alkinlerdi. Tamam. Eyvallah. Peki bromlu su. Bromlu suyla da alkenler ve alkinler tepkimeye giriyordu. Alkanlar bu iki tepkimeyi de vermiyor. O zaman buradan çıkan madde al alkan olmak zorunda. 2 karbonlu alkan C2H6'dır ki bunun ismi etandır. Yani Y etan olacak. Etan, a bir tane var zaten. Çıktı da devam edelim şimdi. Şöyle bir şey var. Burada X ve Y hakkında tam bir bilgiye sahip değiliz. Şimdi Tollens'de bakıyoruz. İlk birinci kaptan X ve Y gazları çıkıyorsa Z gazı burada tepkimeye giriyor demektir. O zaman Z gazı iki karbonlu alkin olacaktır. Yani etin olacaktır. Diğer ismiyle asetilen. Etin var mı? Var. E bu buraya bakıyoruz. Bromlu suyla da burada tepkimeye giriyor. Kim tepkimeye giriyor? X burada tepkimeye giriyor. 2 karbonlu alkendir bu da, değil mi? Sonuçta biri orada gitti, biri burada gitti. E burada tepkimeye giren de kim kaldı? Eten yani etilen olacaktır. O zaman cevabımız da ne oldu? B seçeneği oldu. 3. sorumuzda asetilen maddesiyle ilgili olarak kaç tanesi doğrudur diyor. O da koşullarında gaz halindedir. Evet, asetilen gaz halinde bulunan bir maddedir. Çok çabuk alev alabilir ve oksijenle çok yüksek derecede üretebilmektedir. Evet doğrudur. Çok kararsız bir yapıya sahip olduğundan yüksek basınca maruz kaldığında evet asetilen patlayabilmektedir. Doğru bir ifadedir. Uç alkin olduğu için hemen çiziyorum şeklini. Evet bak üçlü bağın olduğu karbonda doğrudan hidrojen bağlı. Uç alkin olduğu için amonyaklı gümüş nitratla tepkime verir. Doğru. Yapısındaki pi bağları açılarak katılma tepkimesi verir. Evet pi bağ varsa katılma tepkimesi verir. Doğru. Yani hepsi doğru oldu. Cevabımız da A seçeneği dostum. Dördüncü soruda diyor ki asetilen Asetilene su katılması tepkimesi sırasında oluşan bileşikler ve tepkime mekanizması verilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Asetilen'e su kattığımızda önce şöyle kararsız bir yapı oluşur buna enol yapısı diyoruz dostum. Az kalsın erol yazacaktım. Enol yapısı oluşacaktır. Kararsız bir yapıdır. Sonra burada ne oluyor biliyor musun? Pi bağı şuraya gidiyor. Hidrojen buraya geliyor ve aldehite dönüşüyor gördüğün gibi. Ha o zaman X maddesi enol yapısıdır doğru. Y maddesi kararlı üründür doğru ve aldehit'tir. Asetilenin su katılması sonucunda aset aldehit oluşur. İki karbonlu aldehite aset aldehit diyoruz. Doğrudur. Asetilenden üretildiği için öyle bir isim benzerliği vardır. Cevapta 1, 2, 3 E seçeneği olacak dostum. 5'te işte diyor ki bileşiği ile ilgili ifadelerinden hangisi yanlıştır? Ha, verdiği bileşiğe bakarsak. Üçlü bağın olduğu karbona doğrudan hidrojen bağlı uç alkindir doğru. Siklopropen ile izomerdir diyor. Şöyle bir şey var dostum. Aynı karbon sayılı alkinle dien yani iki tane çift bağ içeren ya da sikloalken izomerdir. O zaman 3 karbonlu propin siklopropenle izomer olacaktır. Hatta şöyle bir yapısı var. E bir tane halka bir tane de pi bağ var. cnh 2 artı 2 formülünden 4 hidrojen siliyorsun. Bu da mesela C3H4 oluyor. Bu da C3H4 oluyor. Tamam mı dostum? Heh, o yüzden doğrudur. Markov-Nikov kuranına göre uygun koşullarda HBr katılırsa brom yıldız olan karbona katılır. Eğer ben buna HBr katacaksam Hidrojen, hidrojenin çok olduğu yere. Diğer grupsa yani bromsa, evet yıldızlı olan hidrojenin az olduğu karbona bağlanacaktır. Doğru bir ifadedir. Diyor ki amonyaklı gümüş nitrat ile katılma tepkimesi verir. Bak amonyaklı gümüş nitratla tepkime verir. Doğru. Ama yer değiştirme tepkimesi verir. O yüzden bu yanlıştır. Devam ediyorum. Uygun koşullarda suyla tepkimeye girdiğinde kararsız enol ara ürünü oluşur. Sonra da o aldeite dönüşür. Ama sonuç olarak enol ara ürünü oluşacaktır. Doğrudur. Cevap. Babamız D seçeneğidir. 6'da ne diyor? X, Y, Z hidrokarbonlarıyla ilgili bilgiler veriliyormuş. Kesinlikle doğrudur soruyor. Amonyaklı gümüş nitrat ortamında diyor ki ne yapıyormuş? Beyaz bir çökelti oluşturuyormuş. Kim? Z. O zaman Z alkin. Alkin. Hatta uç alkin değil mi? Tepkime verdiği için. Bromlu suyun rengini yalnızca X gideremiyor. Ha o zaman X alkan. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü bromlu suyun rengini giderenler kimlerdi dostum? Alkenler ve alkinlerdi alkanlar, siklo alkanlar bu tepkimeyi vermiyordu. Kesinlikle doğrudur soruyor. Bakalım şimdi X neymiş? Alkandır diyor. Evet doğru. Y alkindir. Y hakkında hiçbir bilgim yok. Y ile ilgili hiçbir şey söylemediği için Y'nin olduğu durumlarla ilgili kesin bir şey söyleyemem. Zaten böyle yaptığımda bile kafadan şık kalıyor karşımda da. Çünkü Y ile ilgili bilgim yok. X alkan, Z alkindir. Doğru. Sonuçta alkan mıdır? Alkandır. Siklo veya normali fark etmez. Alkandır. Cevap ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. 7. soruda bana bir bileşik vermiş. Ha çok güzel. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi en uzun karbon zincirini belirledim. Eğer bir organik bileşikte hem ikili bağ hem de üçlü bağ varsa bir hidrokarbon için söylersek. Eğer bunlar her iki uçtan eşit uzaktaysa. Bak buradan da birinci karbon buradan da birinci karbon. İkili bağın önceliği vardır. Eğer eşit uzaklıkta olmasalardı hangisi uca yakınsa oradan başlardık. Ama her iki taraftan eşit uzaklıkta olduğu için burada ikili bağ öncelikli. 1, 2, 3, 4, 5, altı oldu. Bu bileşiğin ismi 3 m etil dersin. Sonra bir hegzen dersin. Beşinci karbonda da üçlü bağ olduğu için beş in diye belirtirsin dostum. Bakalım ismiyle ilgili bir şey söylemiş mi? Söylememiş. Diyor ki sistematik adlandırma için yapılan numaralandırmada yan grubun bağlı olduğu karbon üç numarayı alır. Evet doğru bir ifadedir. Sıfır bir molünün tamamen doyurulması için 0,6 gram h gerekir diye söylüyor. Şöyle bir şey var. 0,6 gram bölü 2'den 0,3 mol H2 demek değil midir bu? Evet her 1 mol pi bağı için 1 mol H2 gerekmektedir. O zaman 1, 2, 3 birim ne var? Pi bağı var. O zaman 0,1 molünü 0,3 mol H2 ile doyurabiliriz. Yani bu ifade de doğrudur. Hibritleşme türü SP3, SP2, SP olan karbon atomları sırasıyla 3, 2, 2'dir diyor. Şöyle bir şey var. Sileyim şöyle daha temiz göstereyim şurayı. Heh, bak şimdi dostum. Şöyle sildiğimde şu karbon atomları bir tane pi bağı içerdiği için bu da SP2 bu da SP2. Şu karbon atomu ve şu karbon atomu hatta şu karbon atomu hiç pi bağı içermediği için üçü de sp3 hibritleşmesi yapacak. Sığıyor mu? Evet. Şuna bakarsak da iki tane pi bağı içerdiği için bu karbon atomları sp hibritleşmesi yapar. Yani sp3 yapan 3 tane. sp2 yapan 2 tane. sp yapan 2 tane. O zaman bu ifade de doğrudur. Cevabımız da 1, 2, 3 oldu. Burada a seçeneğine koymuş dostum. 8D ne vermiş bana? Bunları doğru eşleştirmesini yap demiş. Şöyle bir pratik yöntemle yapabilirsin dostum. Alkin mi bu? Alkin. Bak burada göstermiş. Alkin. Ha o zaman CnH2n-2 -2 formülüyle yapabiliriz. Nasıl yapacağız peki? Hexin diyor. Bak 6 karbon burada var. Metil 1 karbonlu. Dimetil dediği için 2 karbon da buradan geldi. Kaç etti dostum? 8 etti. Yani C8H kaç olacaktır? 16 değil de 14 mu olacaktır? Ha o zaman birinciyi üçüncüyle eşleştirdim. Diyor ki dimetil asetilen. Asetilende 2 karbon var. Pardon etil asetilen demiş. E, etilde 2 var. 2 tane etil olduğu için 4 geldi. E toplam 6 karbon etti. C6, H12 değil de H10 olması lazım. Ha, ne yaptık? İkinciyi de birinciyle eşleştirdik. A ile eşleştirdik. Ne diyor burada? Pentin 5 karbonlu, etil diyor 2 karbonlu, 7 karbonlu oldu. C7, H12 olmalı bu da. Tamam, üçüncüyü de B ile eşleştirdik. Ne oldu o zaman? 1C oldu, 2A, 3B oldu değil mi? Heh cevabımız da C seçeneğidir. 9 da diyor ki asetilen yani şundan bahsediyor ve etilen yani C2. H2H4. Gazlarından oluşan 0,4 mol gaz karışımı amonyaklı gümüş nitrat çözeltisinden geçirildiğinde 48 gram beyaz gümüş asetilenür oluşmaktaymış. Buna göre nay nay nay. Şöyle bir şey var dostum bak. C2H2 artı amonyaklı gümüş nitrat NH3 agno 3 Neyse. Buradan ne oluşmuş? C2 Ag2 oluşmuş. Şunun mol sayısını bulursam 48 gram diyor. Bunun bir molü kaç gram? E, 118 pardon 108 108 kaç etti? 2. 216, 24 daha kaç etti? 240. ha 240. 48 bölü 240. 24 olsa 2 mol. Demek ki 0,2 mol. Bu 0,2 molse demek ki asetilen de 0,2 mol olacaktır. Bir şey söylüyor. Karışım 0,4 mol. O zaman etilen de 0,2 mol olacak. Şimdi soruya bakabiliriz. yüzde %50'si etilendir. Doğru. 0,2'ye 0,2. Yarı yarıya değil mi? Evet. O zaman yüzde %50'si etilendir. Doğru. Karışımda 5,2 gram asetilen bulunur. Şimdi C e 2 h 2nin 1 molü kaç gramdır? 26 gramdır. E 0,2 mol var. Çarparsak kaç etti dostum? Evet 5,2 gram vardır. Doğrudur. Başlangıç gaz karışımı H2 ile tamamen doyurmak için diyor. En fazla 0,8 gram H2 gerekir. Şöyle bir şey var bak dostum. Şu asetilen, şu da etilen. Bunu 2 mol H2 ile doyurabilirsin. Bunu 1 mol H2 ile doyurabilirsin. Şimdi bu 0,2 mol. Bu da 0,2 mol. O zaman 0,4 mol bundan gerekiyor. 0,2 mol de bundan gerekiyor. Yani 0 6 mol H2'ye ihtiyacım var. Bu da kaç eder? 1,2 gram eder. Burada 0,8 gram demiş. Gitti. Cevap 1 ve 2 oldu. Yani D seçeneği dostum. 10. sorumuzda bana ne vermiş? Alkinlerle ilgili bazı bilgiler vermiş. Kavram haritasında kaç numaralı ifade düzeltilirse tamamı doğru olur diye söylüyor. Yapılarında en az bir tane üçlü bağ vardır. Alkin için doğru bir ifadedir. Katılma, yer değiştirme, polimerleşme tepkimesi verirler. Doğru. Karbon atomlar arasında pi bağ varsa polimerleşmeyi de söyleyebiliriz. En az iki tane sp sp birleşmesi yapmış karbon vardır ki yapı bu. iki tane pi bağ içerdikleri için bunlar sp birleşmesi yapar. Doğrudur. H2 ile katılma tepkimesi verir. Karbon atomlar arasında pi bağ varsa bunu gerçekleştiriyordu. Doğru. Tamamı tollens ve Fehling ile tepkimeye girer diyor. Yanlış. Uç alkinler girer. iç alkinler girmez. O zaman 5.yi düzelttiğimizde hepsi doğru olacaktır. Cevap da E seçeneği oldu. 11. sorumuzda bana ne vermiş? iki tane asetilen vermiş. Birini H2 ile kısmen doyurmuş. Bir tane H2 yapmış. O zaman bir bağ açılacak. O da şöyle olacak. Bunu da HCl ile doyuruyor değil mi? Şöyle yapacağız o zaman. Bir tarafa hidrojen gelecek. Bir tarafa da şöyle klor gelecek. Bakalım. Her iki tepkime de katılma tepkimesidir. Doğru. Pi bağı açılıyor. Yerine atomlar bağlanıyor. X maddesindeki karbon atomları sp2 ibritleşmesi yapar. Evet. Burada bir tane pi bağı olduğu için sp2 ibritleşmesi yapacaklardır. Doğrudur. Y maddesi pvc'nin monomeridir. Bu görülen bileşik ne biliyor musun? Bak şöyle bir yapı var. Hop bir tane bafa yazdım. Heh, şöyle bir yapı var. Bu neydi? Vinildi. Vinile klor bağlanmış. Vinil klorür olacak bu. E, PVC neydi? Polivinil klorür. Demek ki bunun monomeriymiş. Doğrudur. Cevap ne oldu? 1, 2, 3. E seçeneği 7 Yedinci testimiz aromatik bileşiklerle ilgili bir test. Bakalım ne diyor? Benzen bileşiğiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Benzen dediğimiz bileşik şu şekilde gözükmektedir dostum. Şöyle yazalım. Hidrojenler. Evet. Heh, şöyle bir tek bir çift bağ vardır. Bu bağlar sürekli değişme Dönmektedir. Sürekli dönmektedir. Yani bunu şöyle de çizebiliriz. Şu şekilde gösterip bağlar bu sefer buralarda olabilir. Sürekli dönmektedir. Tüm bağlar özdeştir burada bunu unutma. Karbon atomları diyor ki tüm bağlar özdeş olup ki söyledim doğru. Karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapar. Hep tüm karbonlarda bir tane pi bağ olduğu için evet doğrudur. Birinci ifade doğru. Bir hidrojen eksik haline benzil denir. Yanlış. Bir hidrojen eksik hali yani benzen halkasından bir tane hidrojen çıkarırsan bu grup gruba fenil diyoruz dostum. Benzil dediğimiz yapı şudur. Benzil bu. Yani bu benzil değildir. Gitti. Diyor ki yapısında pi bağı bulunduğu için oda koşullarında katılma reaksiyonu verir. Yanlış dostum. Şunu asla unutma. Benzende pi bağı olmasına rağmen katılma tepkimesi vermez. Kararlı bir yapıdır. Yer değiştirme verir ama katılma vermez. Benzen halkası sakın sakın unutma dostum. Cevapta ne olacak? Yanlışları sorduğu için D seçeneği olacak. İkinci soruda diyor ki aşağıda verilen bileşiklerden hangisi aromatik yapılı değildir? Aromatik yapı dediğimiz şu benzen halkasının olması durumundan bahsediyor. Naftalinde var, hem de iki tane var. Bak, burada toluen diyor. Toluen dediğimiz yapı benzen halkasına CH3 bağlanmasıyla oluşur. Fenol dediğimiz yapı benzen halkasına OH bağlanmasıyla, nitrobenzen zaten adında benzen var. NO3 bağlanmasıyla, pardon NO2 bağlanmasıyla olur. Ama aminometan dediği metan şu ch 4tü Bir hidrojen çıkıyor yerine NH2 grubu bağlanıyor. E bunun aromatik bileşikle alakası yok cevap da B seçeneğidir. 3 de bana ne vermiş? Çok güzel. Şöyle bir şey var. Sistematik adı diyor ki bunun sistematik adı. Şurası ana grup kabul edilir. Birin 2 ve 3 dersek. Bire ne bağlanmış? Fenil. Bir fenil, bir propin. Evet diyebiliriz bunu. Doğrudur. Buna şu gruba asetilen dediğimiz için fenil metil asetilen ismini de verebiliriz. Yani bu da doğrudur. Özel adlandırmasıdır. Diyor ki bir molekülünde 8 tane hidrojen atomu vardır. Onu da şöyle söyleyeyim dostum. Bak şurada 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 karbon var. 7, 8, 9 karbonlu. C9. Çok güzel. H sanki 20'ymiş gibi düşünelim. Şimdi burada 2 tane pi bağ olduğu için 4 hidrojen çıkaracağız. Şuradaysa bak benzen halkası şudur aslında. Benzende bir tane halka var. 2 hidrojen oradan çıktı. E, 3 tane pi bağı var. E, 6 da oradan çıktı. Yani 12 çıkaracağız. C9, H8 oldu. Evet yapısında 8 hidrojen vardır. Doğrudur. Cevap da E seçeneğidir dostum. Dördüncü sorumuzda ufaktan fazla bilgi var. Var dostum Normalde müfredatta çok göremeyeceksin bunu şöyle bir şey vardır şu yapının ismi anilindir ya da amino benzen dediğimiz yapıdır şuraya bir dersin Burası 2'dir. 3 şurası da 4 olur yani 4 kloro bir amino benzen ismini verebilirsin başka ne diyebilirsin ya da işte bir amino 4 kloro benzen ismini verebilirsin ya da şöyle bir şey vardır şurada tam karşısında görüyor musun bir grubun tam karşısında olursa veya şöyle söyleyeyim arada iki boşluk olursa şöyle şöyle şu, şu şekilde de olabilir. Karşılıklı olursa para ismini alır. Aniline yani şuraya anilin demiştik ya. Anilin dediğimiz yapının tam karşısında ne var? Para kısmında yani klor bağlı. Para klor anilin ismini de verebiliriz. Özel isimdir. Hatta onu şuraya şöyle çizeyim dostum. Bak, benzen halkasına iki grup bağlıysa. Eğer yan yana bağlıysa orto ismini ya da o ön ekiyle şöyle yapılır. Sonra adlandırma yapılır. Eğer benzen halkasına iki grup bağlı ve aralarında iki boşluk varsa, pardon bir boşluk varsa, yandan bakarsan şöyle bir M harfi görüyorsun değil mi? Bu da metadır. Meta deyip başlarsın. M diye çizgi çeker. Eğer benzen halkasında iki tane grup varsa ve arada iki boşluk varsa ya da karşılıklıysa para ismini alır. P ile gösterilir. Bunu şöyle yapabilirsin. Ortaklar yan yanadır. Metada M harfi vardır. Para karşılıklıdır. Değil mi? Para karşılıklı ya. Onu unutmazsın böylelikle. Tamam mı dostum? İşte burada da bunu gösteriyorum. Ha diyor ki bir amino 3 klor benzenle konum izomeri Bak şu bileşik. Bir amino 3 klor benzen. Ha bak yeri değişti. Sadece klorun konumu değişti. O yüzden konum izomeridir. Doğrudur. Cevap da hepsi doğru. Yani E seçeneği oldu dostum. Beşinci sorumuzda bana verilen bileşik hidroksi benzendir. Ama bunun özel ismi daha çok bilinir. Fenol diye bilinir. Ve fenol çok önemlidir. Bak burası çok 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 önemli. Alkol değildir. Yazdım. Yazamadım daha doğrusu. Böyle hepsini birleştirdim. Alkol değildir. Ol ismi dolayı sakın aldanma veya baz değildir. O haş olduğu için sanki bazmış gibi algılama baz değildir. Bu asidik bir maddedir. Bunu sakın unutma dostum. Fenol asidik. Yaz bunu. Bir yere yaz çıkar. Diyor ki sulu çözeltisi bazlarla nötrleşme tepkimesi verir. E, asidik olduğu için bazlarla nötrleşme tepkimesi verir. Doğru. Hidroksi benzen olarak adlandırılır. Doğru yazdım buraya. Sodyum metali ile tepkimesinden h gazı çıkar diyor. E, asidik bir madde. E, sodyum metali ile tepkime vermez mi? Verir ve H2 gazı çıkar. Doğrudur. Diyeceksin ki ya buradan hangi bileşik oluşur? E sodyum buraya bağlanır işte. Hidrojeni çıkarır. Yerine kendisi bağlanır. Yani şöyle yapar. Şuraya O na diye gösterir mesela. Böyle gösterilebilir. Heh, ne oldu cevabımız? 1, 2, 3 E seçeneği oldu. Altıncı soruda verilen bileşik aslında şudur dostum. Şöyle yan yana iki tane benzen halkası olan naftalin dediğimiz maddedir dostum bu. Naftalin. O da koşullarında beyaz kristal bir katıdır. Doğru. Keskin kokuları sayesinde Naftalin o güveleri falan uzaklaştırır. Doğru. Molekül formülü C12H12'dir diyor. Kaç karbon var? Toplamda 10 karbon var. Nereden 12 çıktı bu? 10 karbon var. Hidrojene mesela 22 desem. iki tane halka görüyorsun. Bak burada bir halka var. Bir halka da burada iki halka. 4 hidrojen böyle düşeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 tane pi bağı var. 10 hidrojende böyle düştük. Yani bu bileşik C10H8 olacaktır. Bu da ne oldu? Yanlış oldu ama devam edelim. Aromatik hidro karbondur. Doğru. Aromatik bileşik benzen yapısı var çünkü. Adı naftalindir söylemiştim. Doğru. Cevap da C seçeneğidir. 7. sorumuzdayız. Diyor ki: "Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin karşısındaki bilgi yanlış verilmiştir?" diyor. Şuraya bakarsak eğer bu şu yapıdan dolayı, fenol yapısından dolayı asidik özellik gösterir. O yüzden sodyumla tepkimeye girerek H2 gazı oluşturur. Doğru. Şuna bakarsak bu neydi? Alkindi. Amonyaklı gümüş nitratla beyaz çökelti oluşturuyordu. Doğru. Şu anilin yapısıdır. Bazik bir maddedir. Diyor ki: Yapısındaki tüm karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapar. Ya zaten benzen halkası var. Bir tek bir çift bağ var burada. E tüm karbon atomları pi bağı içermiş olduğu için sp2 bir tane pi bağı içerdiği için sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Doğrudur. Aromatik hidrokarbondur diyor. Ortasında şunu görmezsen bu benzen değildir. Bu sikloheksandır, heksan ve bu bir alkandır dostum. Yani aromatik hidrokarbon değildir. Bulduk ama devam edelim. E bu neydi? Fenol. Asidik bir maddeydi. Ayrıca antiseptik yapımında yani mikrop öldürücü yapımında kullanılmaktadır. Doğrudur. Cevabımız da D seçeneğidir. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu fenolü biz nerede kullanı? Ben daha doğrusu Çapa'da biyokimya laboratuvarında staj yaparken kullanmıştım. Üniversite zamanındayken. Beyin omurilik sıvısı çekiyorduk. Diyeceksin hocam ne alaka beyin omurilik sıvısı? Ben çekmiyorum tabii. Doktorlar getiriyordu. Bu ameliyattan beyin ameliyatlarının olduğu bölümdeydim ben. Bu nöroloji bölümündeydim. Beyin ameliyatından sonra işte rutin bir işlem olarak yapıyorlardı. Belden işte çekiyorlardı beyin omurilik sıvısı sıvısını bir tüp içerisinde getiriyorlardı bana. Ben onu alıyordum. Onun içerisinden bir böyle bir ince lamel lam böyle şey, lam değil ya özür dilerim. İnce kapiler boruya böyle bir miktar alıyordum. Fenolle karıştırıyordum. Fenolle niye karıştırıyordum biliyor musun? İçerisinde menenjit mikrobu şu olabilir diye. Bunu karıştırdıktan sonra içerisindeki tüm bakteriler şunlar bunlar ölüyordu. Öldükten sonra bunu işte kristal viyole diye bir şey vardı. Onunla boyuyordum. Boyadıktan sonra da mikroskop altında inceliyordum. Ki bu arada zaten mikroskop dedim mi de aklımıza kim geliyor? Biosem hocamız geliyor. Onun mikroskop deneyleri de çok güzel olacak. Yavaş yavaş gelmeye başladı. Devamı da gelecek. Onu da bu araya bir sıkıştırmış olayım. İşte inceliyorduk mesela. Orada bazen görüyorduk işte. Ölü halde mikroplar şunlar bunlar görülüyordu. Ona göre işte raporunu yazıp yolluyorduk mesela. Bununla da bu fenolle de çalışmışlığım vardır. Çözertisini de hazırlamışlığım vardır mesela. Haydi devam ettim. Diyor ki 8. soruda. Yukarıda yapı formülleri verilen x veya bileşikleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. E, i̇kisi de aynı şeyler. Sadece pi bağlarının yeri değişiyor. Zaten benzen bu şekildedir. O bağlar sürekli hareket halinde olduğu için böyle gösterilmektedir. Kakule diye bir adam var dostum. Yani Kakule de böyle garip şey gibi ya. Baharat ismi gibi böyle. Ee, bu adam şey yapıyor. Bu pi bağlarının sürekli dönmesinden dolayı işte aslında buradaki yuvarlak değil de şöyle bir oktur. Şu bağlar sürekli dönüyor anlamında kullanmaktadır. Ama böyle gösteriyoruz tabii ki. Yani ikisi de benzendir. Arada hiçbir fark yoktur. Birbirinin rezonans yapısıdır denir buna. Rezonans dediğimiz bir yapıdır. Yani pi pi bağlarının sürekli yer değiştirmesidir. Bundan dolayı tüm bağlar özdeştir. Hepsi eşit gibi gözükür. Hani normalde ikili bağ daha kısa, tekli bağ daha uzun ya. Bu bağlar sürekli döndüğü için tüm bağlar eşit uzunlukta gözükmektedir. O yüzden birincisi doğrudur. Yani X ve Y'nin e karbon atomları arasındaki bağlar özdeştir. X ile Y birbirinin rezonans yapısıdır. Doğrudur. Pi bağları sadece yer değiştiriyor. X ve Y'nin e kapalı formülü C6H6'dır. Hemen bakalım. 6 karbon var. C6H14'ü yapıştırdım. E bir tane halka gördün. 2 hidrojen düş. E 3 tane pi bağ Piba var. 3 tane pi bağda 6 hidrojen düş. E ne etti? 8 düştük. C6 H6 oldu. Yani doğrudur. Cevabımız da 1 2 3 E seçeneği oldu dostum. 9 daha bana ne vermiş? Şöyle bir bileşik vermiş. Bunun ismi metil benzendir. Bak metil benzen ya da özel ismiyle toluen dediğimiz bir maddedir. Bu mesela bu boyaları inceltmek için kullanıyorlar. Bir çeşit tiner gibi düşün mesela. O yüzden bu doğrudur. Boya incelticidir. Formülüne bakarsak toplam 6 tane halkada. Bir tane dışarıda 7 karbon var. C7 H 16 düşün. Halka var bir tane 2 hidrojen düş. E bu yapı ne demekti? 3 tane pi bağ demekti. E 6 hidrojen de oradan düş. Kaç etti? C7 H8 mi etti? Evet. O zaman formül doğrudur. 1-2 doğru oldu. Aromatik hidrokarbondur. Evet benzen halkası var. Aromatik ve sadece karbon ve hidrojenden oluşuyor. O yüzden bu ifade doğrudur. Ama mesela aynı soruyu gidip de şöyle yapsaydı OH deseydi aromatik hidrokarbon deseydi yanlış olurdu. Çünkü burada oksijen de var. Hidrokarbon dediğinde sadece karbon ve hidrojen olması gerekiyor gerekiyor. Bunu da sakın unutma dostum. Hop çizeyim şunu. Cevap ne oldu? 1, 2, 3, E seçeneği oldu. 10. soruya geldik. Diyor ki X, Y, Z bileşiklerinin yapı formülleri verilmiştir diyor. Tamam bu ne? Siklohegzendir bu. Çünkü bir tane şey var. bu benzen halkası. Benzen. Bu da naftalin. Yazdık. Diyor ki X doymamış hidrokarbondur. Doğru. Pi bağ olduğu için bunu söyleyebilirsin. Y bileşiği benzen olarak adlandırılır. Doğru. Z bileşiğindeki toplam hidrojen atomu sayısı X ve Y'ninkinden fazladır. Şimdi 6 karbon var. Nasıl yazıyorum ya? Hem C hem 6'yı yazmak. C6 H14 diye düşün. CnHg n artı 2. Bir tane halka var. 2 hidrojen buradan düştük. E bir tane de pi bağ var. 2 hidrojen de buradan düştük. Yani bu ne oldu? C6 H10 oldu. Bu bileşik buymuş. Yandakine geçtim. Burada ne oldu? C6 H14 diye düşündüm. Bir tane halka var. Eksi 2. 3 e tane de pi bağ var. Eksi 6. C6 H6 imiş bu. Şuna bakalım. Toplam 10 karbon var. Çünkü 6 burada var. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 karbon. H22 diye düşün düşündük. İki tane halka var. Şöyle şöyle iki tane halka var. Karışmasın şöyle. Heh. O zaman 4 hidrojen düştük. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane var. E 10 da böyle düştük. C10 H8 etti. Hidrojen sayısı e, birinci de X'te daha fazla. E burada diyor ki Z'ninki en fazladır. Hayır yok öyle bir şey. Gitti. Cevabımızda ne olacak dostum? 1 ve 2 D seçeneği. 11'e bakalım. Bunu adlandıracağız şimdi. Şurası ana gruptur dostum. toluen varsa ana gruptur. Diyebilirsin hocam işte klor var, metil var, alfabetik gidiyor muyuz? Hayır. Hayır dostum. Tolyen grubu özel bir gruptur. Burada Tolyen grubunu ana grup olarak aldığında burası 1 olmak zorunda. Burası 2'dir. Yani 2 klor Tolyen'dir. Bu doğrudur. Şuna bakarsak bu anilindir. Doğrudur. Şu da fenoldür. Doğrudur. Cevap da E seçeneğidir. Ya zaten bilmen gerekenler Tolyen, anilin, fenol. Yani en önemlisi bunlardır. Başka naftalin. Bunları bilince zaten çözüyorsun bu işi. 12'de bakalım ne diyor. Benzenle ilgili olarak yüksek sıcaklıkta asetilenin trimerleşmesiyle oluşur. Yani setilenin 3 molü trimer dediği 3 molü neye dönüşüyordu? Benzeni oluşturabiliyordu. Evet doğrudur. Her bir karbon atomuna bir tane hidrojen atomu bağlıdır ki evet şöyle bir yapı vardır dostum. Şunlar şöyle şöyle ya. Buralara birer tane hidrojen bağlanmak zorunda. Çünkü karbonun 4 bağ yapması lazım. E haliyle ancak böyle yapabilir. Bu da doğrudur. Diyor ki karbon ve hidrojen atomları aynı düzlemde alır, yer alır diyor. Şöyle bir şey var. SP2 hibritleşmesi yapmıyor mu bunlar? Evet. Yani düzlem üçgen olması gerekiyor. Yani aynı düzlemdedir. Doğrudur. Hocam SP2'yi nereden çıkarttın? E karbon atomu bir tane pi bağ içerdiğinde SP2 idi. İki tane pi bağ içerdiğinde SP idi. Hiç pi bağ yoksa SP3'tü. SP3 üç boyutlu bir görüntüye sahip ama SP2 ve SP 2 boyutlu bir görüntüye sahiptir dostum. Yapısını Alman kimyacı Kekule bulmuştur. Ha yani Kekule neyse Kekule. Evet doğrudur. Başka bu Keko bulmuş bunu. Biz de işte uğraşıyoruz görüyorsun. Oda koşullarında sıvı halde bulunur. Evet benzen sıvı halde bulunur. Doğrudur. Kömürün damıtılmasından da elde edilir ve aromatik bileşik sentezinde kullanılır. Evet tolueni, fenolü, şu su bu su benzenden elde edilmekte ve kömürün damıtılmasıyla yapılabilmektedir. Yani bu da doğrudur. O zaman hepsi doğru oldu. Cevabınız da A seçeneği dostum. Gel bir de karma bir soru çözelim. O hepsini şu hidrokarbonların hepsini içeren bir test çözelim. Burada bakalım ne diyor. Adlandırmaları yukarıda verilen bileşiklerin birer mollerinin içerdiği hidrojen atomu sayılarını soruyor. Şimdi bu bütan değil mi? Yani CN H2N artı 2 formülüyle gösteriyorduk. Hani alken olunca şu olunca boyunca değişecek ya. Şimdi o zaman birincisi. 4 karbon buradan geliyor. Bütan. 4 karbon. E, metil diyor. 1 karbon ama dimetil. 2 karbon da oradan geldi. Yani 4, 2 daha 6 karbonlu. C6H14 olmalı. İkincisi ne? Metil benzen diyor. Bak dostum dikkat et. Bir tane benzen var. Buna metil bağlanmış. Yani toluen dediğimiz bileşik bu işte. 7 karbon var. C7H 16 gibi düşün. E, bir tane halka var. 2 hidrojen düş. E, 3 tane de pi bağ var. 6 hidrojen düş. E, ne oldu bu? C7H8 oldu. Üçüncüye bakalım. Etil, metil, asetilen. Asetilen 2 karbonlu. Asetilen dediğimiz yapı alkindi. Yani 2 tane pi bağ var o aklımızda kalsın. Şurada metil var. Şurada da etil var. Etil 2 karbonlu. Bu da 1 karbonlu. Toplam 5 karbonlu. Bak C5, H12 gibi düşün. 2 tane pi bağ var. 4 düş. Ne oldu? C5, H8 oldu. He o zaman 14, 8, 8 cevap da B seçeneğidir. İkinci sorumuza bakalım. Diyor ki hidrokarbonlarla ilgili yapılan bir etkinlik varmış. Diyor ki özellikleri ise D yanlışsa Y ile gösterilmiştir diyor. Etkinliğin tamamının doğru olması için hangisi değiştirilirse işareti değiştirirse tamamı doğru olur diye soruyor. Diyor ki tüm alkinler tollens çözelsiyle çökelek oluştururlar. Bu uç alkinlerin yaptığı bir şeydi. İç alkinler yapmıyordu bunu. O yüzden bunun yanlışta olması gerekiyor. Bu düzelmeli. 1 mol alkene 1 mol su katılınca alkol oluşur. Evet alkenlere su katılınca alkol oluşur. Doğrudur. Alkan alken ve alkinler bromlu suyun rengini giderir. Alkanlarda pi bağ olmadığı için bu tepkime gerçekleşmez. Şu, bu tepkime ...gerçekleşmesi için karbon atomlar arasında pi bağına ihtiyaç vardır. O yüzden bu yanlıştır. Yanlış dediği için doğrudur. Aynı karbon sayılı alkenlerle sikloalkanlar izomerdir. Alkenlerde bir tane pi bağ var. O zaman CnH2n artı 2 değil de CnH2n olacak formülü. E sikloalkanlarda bir tane halka var. O zaman ne olacak? CnH2n artı 2 değil de CnH2n olacak. O zaman formüller aynı. Kapalı formülü aynı. isimlendirme farklı. İzomerdi. Yani doğrudur. Benzen molekülündeki tüm ka karbonlar arasındaki bağlara ne demiştik dostum? Özdeş demiştik. Yani... Yani doğrudur. Biz yanlışı bulduk. Yani birinciyi düzeltirsek olayı bitirmiş oluyoruz. Cevap da A seçeneği dostum. Diyor ki X, Y, Z bileşikleriyle ilgili ifadelerinden hangisi yanlıştır diyor. Üçüncü soruda bana üç tane bileşik vermiş. Birincisi bir alkin. Şöyle alkin. İkincisi sikloalken. Üçüncüsü de bir dien. İlginç olan ne? Üçü de dört karbonlu mu? Evet. Peki yani CnH2n artı iki desem C4H10. Birincisi için bakarsam iki tane pi bağ var C4H6 kaldı. 4 hidrojen düştüm. İkincisinde bir tane halka var, 2 düştük. Bir de pi bağı var, 2 daha düştük. Bu da C4H6. Üçüncüye bakalım. 2 tane pi bağı var. C4H6. Ha, ne oldu? Üçü de birbirinin izomeriymiş. Bakalım şimdi. Var mı öyle bir bilgi? Öyle bir bilgimiz. Yok ulan. Ne güzel de şey bulmuştuk. Bakalım şimdi. Diyor ki X Tollens'e etki eder diyor. E, uç alkin mi? Evet uç alkin. O yüzden Tollens'e etki eder. Doğrudur. Y bileşiği siklobüten'dir diyor. Evet halkalı yapıda ve bir tane çift bağ var. O zaman siklobütendir 4 karbonlu olduğu için doğrudur. Diyor ki her üçünün de kapalı formülü C4H6'dır. Evet doğrudur. Kimyasal özellikleri aynıdır. Yok daha neler. Bunlar farklı bileşikler. Biri alkin, biri dien, biri sikloalken. Bunlar kimyasal özellikleri farklı olan maddelerdir. Şuna işareti koydum. Diyor ki Y ve Z SP2 hibritleşmesi yapmış karbon atomu içerir. E karbon atomları arasında bir tane pi bağ varsa SP2 birleşmesi yapıyordu. Evet bunda da var aynı şeyi görüyorsun. SP2 yani bu doğrudur. Biz cevabı bulduk olduk. Cevabımız D seçeneğidir. 4'e bakalım diyor ki siklopropan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Çizgi bağ gösterimi ya siklopropan dediğimiz yapı şudur. 3 karbonlu bir alkandır. Şöyle gözükür dostum. E bunun evet çizgi bağ gösterimi böyle üçgen şeklindedir. Sikloalkanların ilk üyesidir. E halka oluşması için en az 3 karbona ihtiyaç var. Ha böyle de illuminati gibi oldu. Ben öyle bir şey değilim. Tabii de. Şimdi yani e, bu 3 karbonlu olduğu için evet ilk üyesidir. Doğrudur. İçerdiği toplam bağ sayısı aynı karbon sayılı düz zincirli alkandan fazladır. Şimdi aynı karbon sayılı düz zincirli alkan şudur. Şöyle gözükür. C3H8. Şimdi şuna bakarsak. 2, 3, 4, 5, 7, 9 bağı var bunun. E şuna bakarsak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bağı var. Yani bu yanlışmış. Devam ediyorum. Suda çözünmeyen bir gazdır. Evet suda çözünmez. Çünkü apolar bir yapıya sahiptir. Anestezik olarak kullanılmaktadır. Doğrudur. 3, Apolar başka ne? 6 polar kovalent bağ içerir. Şöyle tekrar yazıyorum bunu dostum. Bak şuraya şöyle yazıyorum. Hidrojenler farklı ametal atomları değil mi? Evet. E o zaman bu bileşikte hidrojenle karbonlar arasındaki şu bağlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane polar kovalent bağ var. E aynı ametal atomlar arasındakiler neydi? Apolar kovalent bağ idi. Yani 3 tane de bundan var. Bu da doğrudur. Biz yanlışı bulduk. Cevabımız C seçeneğidir. 5'in soruda bana ne vermiş? Aslında şu bileşiği şöyle bir daha göstereyim sana. Bak şöyle bir yapı aslında bu. Böyle de yazabilirsin. Bu neydi? Toluendi. Toluen ya da metil benzendi. Aromatik hidrokarbondur. Doğru. Halkayı oluşturan karbon atomları arasındaki bağlar yani benzen halkasındaki bağlar özdeştir. Bak kaç kere geldi görüyor musun? Artık iyice oturması lazım bu bilginin. Renksiz kendine has bir kokusu olan sıvıdır. Evet toluen böyledir. Çok da hoş bir kokusu vardır. TNT plastik boya ve ilaç üretiminde kullanılmaktadır diyor. TNT nedir biliyor musun? Trinitro toluen. Yani var mıymış? Var dostum. Yapısındaki karbon atomlarının tamamı aynı hibritleşmeyi yapmıştır. Bak şuradaki karbon atomları birer tane pi bağı içerdiği için hepsi sp2'dir. Eyvallah da şu karbon atomuna bakar mısın? Hiç pi bağı yok. O nedir? sp3 hibritleşmesi yapar. Yani bir tanesi farklı olduğu için burada E seçeneği yanlış olacak. 6. sorumuzda xz hidrokarbonları ile ilgili bilgiler veriliyormuş. Neyi soruyor? Hidrojen atomu sayısı. Bak sikloalken diyor. 6 karbonlu. C6H14 dedim. Siklo dediğinde bir tane tane halka var. 2 hidrojen buradan düştüm. Ayken dediği için bir tane pi bağı var. 2 hidrojen de buradan düştüm. Yani bunun formülü C6H10 oldu. Şuna geldik. 5 karbonlu düz zincirli alkan. Yani bunda ne pi bağı var ne bir şey var. C5H12 olacaktır. Dümdüz. Ha, birincisi 10, ikincisi 12. Şu an iyi gidiyoruz. Bakalım. Başka ne var? 6 karbonlu, bir tane üçlü bağ, bir tane ikili bağ içeren bir yapı. Şimdi 6 karbonlu C6H14 dedim. E, bir tane üç üçlü bağ var. Üçlü bağda iki tane pi bağ var. Yani dört oradan düştüm. E ne varmış? Bir tane de ikili bağ varmış. Orada da bir tane pi bağ var. İki de oradan düştüm. E kaç etti? C6 H8 etti. O zaman cevabım da B seçeneği olacak dostum. Yedinci sorumuzda bakalım ne diyor? Ha hangisi bulunmamaktadır? Yukarıda bazı şeyleri vermiş. Ben aşağıdan gideceğim dostum. Ben şuraya bakayım. En uzun karbon zincirini şöyle seçtim. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 yazdım. 3, 4 dimetil 2 penten olması lazım. Var mı öyle bir şey? 3-4 dimetil 2 penten bunu buldum. Peki şu ne? En uzun karbon zinciri şöyle dümdüz gitti. 1 2 3 4 5 2 pentin. Var mı? Aa bu da varmış. Şuraya bakarsam. Bak bunu şöyle yazacağım. 1 CH3 var. Eyvallah. Sonra C'ye 2 tane CH3 bağlanmış. Şöyle. Sonra arada 3 tane CH2 var. Yani şöyle. Sonda da bir tane CH3 var. En uzun karbon zinciri bu. 2 2 dimetil. 1-2 2, 3, 4, 5, 6. Hexan. 2, 2 dimetil hexan var mı? Var. Şuna bakalım. En uzun karbon zincirini şöyle çizdim. Burada 2 karbon var. 1, 2, 3. karbonda. 1, 2, 3. karbonda. O zaman dallanma tarafı. 1, 2, orada değil. Heh. 3, 4, 5, 6. Ne diyeceğiz? 2 metil 3 hekzen dememiz lazım. 2 metil, pardon 3'lü bağ var. Hexin dememiz lazım. Tamam bu da var. Diyeceksin ki hocam bu nerede? Şuraya bakarsan eğer burası 1, 2, 3, 4, 5 6. Bir bromo ne olacaktır? 1 3 siklo şöyle ha, aşağı yazalım. Siklo heza dien olması gerekiyor. Ne demiş? Bir bromo 1 2 siklo heza diyen demiş. Hayır 1 2 değil 1 3 olmalıydı. Bu yokmuş cevapta B seçen 8 de bana bir bileşik vermiş. Bakalım ne diyeceğiz? Sistematik adı diyor. Şimdi buradan başlarız demiştik ya. Tolyan kısmı önemliydi. Buradan başlayacağız. 1 2 3 4. Yani 2 bromo 4 kloro 1 metil benzen dememiz lazım. 2 brom, 4 klor, 1 metil benzen. Bu doğru bir ifade. Katılma tepkimesi verir. Yanlış benzen halkası katılma tepkimesi vermiyordu. Yer değiştirme veriyordu. Aromatik hidrokarbondur. Aromatik kısmı doğru. Ama hidrokarbon kısmı yanlış. Çünkü farklı şeyler var. Yani karbon ve hidrojen dışında bazı elementler olduğu için buna hidrokarbon diyemiyoruz. Gitti yanlışları sorduğu için cevabım D seçeneğidir. 9'a geldik. 1, 2, 3, 4. Bunun ismi bir bütün. Onu yazayım da hemen. Belki lazım olur. Öyle bir şey var mıymış? Yine yokmuş tabii ki. Şimdi burada uç alkin olduğu için amonyaklı gümüş nitratla tepkime verir. Beyaz çökelti oluşturur. Gümüş aynası değil. Gümüş aynası yapan aldehitlerdir. O yüzden bu yanlış ama devam edelim. Bromlu suyun rengini giderir. Karbon atomları arasında pi bağ olduğu için doğrudur. Diyor ki bununla izomerdir. Evet bu bir bütün. Bu da iki bütün gördüğün gibi. Yani farklı bileşikler ama kapalı formülleri aynı. O yüzden izomerdir. Hatta konum izomeri diyoruz buna. H2O ile katılma tepkimesinde keton oluşur. 2 karbonlu alkine su katarsan aldehit, 2'den fazla karbonlu alkine su katarsan keton oluşur. Doğrudur. Diyor ki H2 ile katılma tepkimesinden oluşan bileşikte başlangıca göre karbon atomunun hibritleşme türü değişmiştir. E haliyle değişir. Şöyle şöyle geldi. Şuradaki yapı böyleydi ya. E hidrojen katıldıktan sonra ne olacak? Şu hale dönüşecek. E ne oldu? SP'den SP3'e dönüşecek. Doğru bir ifadedir. Cevabımız da A seçeneğidir. Bakalım 10. sorumuz ne diyor? Bana bir tane şöyle C siklo ne vermiş? Pentan bileşiği vermiş. Ortada siklopentan var. Şu yapı şöyle siklopentan. Etil bağlı. Bir de x var. X hidrojen olsa hidrojen söylenmiyordu. O zaman etil siklopentan deriz. Bu tamam. Metil bağlarsan ne olacaktır? Bir etil iki metil siklopentan olur. O zaman bu da doğru olur. C2H5 bağlarsan buraya bir iki di etil siklopentan olur. Bu da doğru olur. E diyelim brom bağladık. Yani şöyle çizdik. Orada iyice karıştığı için şöyle yapayım. Brom bu da etil. E bromun önceliği 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Yani 1 bromo, 2 etil siklopentan olmalıydı. Bu yanlış gibi duruyor. Devam edelim. Eğer şöyle bir şey yaparsak, şöyle çizeyim Heh, şuraya ben siklopropil bağlarsam, şurada da etil var zaten. C2H5 E ne olacak? 1 etil, 2 siklopropil siklopentan. Doğrudur. Cevap D seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Ters vermiş. Evet dostum ne yaptık? Hidrokarbonlarla ilgili gerçekten çok güzel soru Çözdük ve konuyu da özütlemiş olduk. Böyle iyice tekrar etmiş olduk. Burada unutmaman gereken şeylerden bir tanesi. Bak benim teknik çok işe yarayacaktır. Ne dedim? Genel formülünü kapalı formül arıyorsan eğer. Önce cnh2n artı 2 gibi düşün. Her bir halkada 2 hidrojen sil. Her bir pi bağında 2 hidrojen sil. Böylelikle kapalı formüllere ulaşırsın. Çok da pratik bir yöntemdir. Bunu özellikle bir bir sürü örnekte ne yaptım? Tekrar ettim. Sen de görmüş oldun dostum. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Bu videoların devamının gelmesi için senden bir ricam oldu. Olacak. Kanala abone olup arkadaşlarına tavsiye edersen çok mutlu olurum. Hadi o zaman dinlenme vakti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakal.